Evet. Yavaş yavaş istiyorsanız içeriye girelim. Seste ne kadar gülmüş ya. Benim sesim mi gülüyor yoksa? Nereye az geliyor? Ha iyi. Duyuyorsunuz beni. Tamam. Ön taraflar boş. Ön taraflarda bizim protokol yok. Biz bizeyiz. Samimi bir ortam. Arkada durunca sanki gidecekmişsiniz gibi hava oluşuyor. Ben bir stres oluyorum. Bak yarışma var. Sohbet var. Networking var. Tanıştık mı efendim? Şimdi ufak ufak biraz başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Saat tam 9'da buradan çıkacağız. O hani şey var ya, kül perisi, kül kedisi, peri masalı. Tam 9'da buradan çıkacağız. 2 saat boyunca A'dan Z'ye bir sürü konu hakkında konuşacağız. Ekranda akışı görüyorsunuz ama öncesinde biraz böyle bir sohbet edelim. Biz böyle moda mod bu etkinliği yapmayı sevmiyoruz. Daha böyle keyifli, karşılıklı sohbet şeklinde. Geçen sene de gelmiştik bu zamanlarda. Geçen sene bir tık daha soğuktu. Hatta 2-3 tık. Bu sene çok soğuk değil. Geçen sene gelen var mı aramızda bu etkinliğe? Siz varsınız. Sen zaten varsın abi. Arka taraf var. Süper. O zaman yeni çoğu kişi. O zaman geçen sene yaptıklarımızı hatırlamıyor kimse. O zaman başlayalım. Efendim hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? E-ticaretle alakalı var mı alakanız? Ben akademisyenim, profesörüm. Akademisyen. Hoş geldiniz efendim. Aynen. Niye geldiniz bu etkinliğe? Teknopark'ta şirketim var. Tamam. Çeşitli ürünler çıkartıyorum. Eczacıyım. Eczacısınız. Harika. Kozmetik, takviye gıda vesaire gibi tıbbi cihaz. Bir bakalım ne oluyor? Ürünler. Aynen. Normal ticaretin dışında e-ticarette ne yapılıyor öğrenmeye geldim. Çok güzel. Tam doğru yerdesiniz. Uluslararası network'üm çok fazla. Onu nasıl değerlendirebilirim? Oo, bak uluslararası network. İsminiz neydi efendim? Betül Aycan. Betül Hanım. Uluslararası network. Şimdi etkinliklere geliyoruz. Kimse kimseye tanışmıyor. Yani biz yurt dışında da etkinliklere gittiğimizde herkes bir merhaba diyor, hello diyor, how are you diyor, bir şey diyor yani, hi my diyor. İngilizce bilmeyen bile hi diyor yani. Bizde abi öyle bir şey yok. Bizde herkes Grand Tuvalet giyiniyor. Böyle. Ama bir samimi olunca da Aylin'cim, Merve'cim, şapur şupur öpüşmelerle ayrılıyoruz. Yani öpüşün demiyorum da tanışmanızda fayda var. Arada bir network yapmakta fayda var. Çünkü herkes buraya gelen, tahmin ediyorum, e-ticaret ve e-ihracatla alakalı bir konuyla uğraşıyor ya da uğraşmak istiyor. Belki malı var. Mal bulmak da zor bazen. Ürün satmak, yani satmak istiyorsun, ürün bulamıyorsun. Aramızda üretici var mı efendim? Mallarım var. Ne var efendim? İsmim Menderes Ülker. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mimar Sinan OSV'de dijital baskılı ev tekstili ürünleri üretiyoruz. Ev tekstili ürünler üretiyorsunuz. Süper. Asıl işimiz de e-ihracat, e-ticaret. Nereye satıyorsunuz ürünleri? Etsy ve Amazon pazarındayız. Bir de Trendyol'da mağazalarımız var. Etsy, Amazon, Trendyol. Başka benim ürünüm var diyen var mı? Benim ürünüm var. Ne efendim, hanımefendi? Şimdi sanatsal dekoratif tablolar, seramik, heykel. Ne kadar güzel. Tamamen el ürünleri. Handmade. Aynen, sanat atölyemiz var. Orada üretim. Satıyor musunuz aynı zamanda yoksa sadece? Nerede? Etsy'de satıyoruz. Ne kadar güzel. Yurt içinde de Trendyol. Trendyol. Süper. Shopee'ye üzerinden satıyoruz. Shopee'ye. Her yerden Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse. Güzel, hoş geldiniz efendim. Ne güzel. Şimdi demin tabii şey dedim, e-ticaret, e-ihracat dedim ama ya hocam ben yolumu kaybettim. Kalsını gördüm, girdim diyen var mı? Yani ne için geldim bilmiyorum diyen var mı? Yani böyle arkadaşlar var mı? Bazen oluyor çünkü. Herkes bilinçli geldi yani. Genelde İstanbul'da oluyor böyle, %10'luk kesim. Allah kapıdan girdim, kalabalık gördüm. Girdim diyenler oluyor. Güzel. Online satış yapan var mı burada? Siz Beyaz Gönül Beyefendi ne satıyorsunuz efendim? Esansiyel yani parfüm satıyorum. Parfüm. Web sayfanız ne efendim? Alberto Sego.com. Bugüne özel Black Friday indirim var mı efendim? Şu an yok. Yok. Tamam. Onu da ben şey yapayım. Pası atayım da koy. Tanju gibi hani bizim 90'lı yıllarda. Ben pası vereyim. Ben Redon olayım, siz de Tanju olayım. Var mı? Ben dedim hocam geldim indirim verecektim. Kayseri'li eşrafa %50 bir şey var. Var mı efendim böyle? Gönlümden koptu, patron çıldırdı. Kayseri değil değil mi? Kayseri. Öyle kolay değil yani. Kayseri değil. Kayseri değil mi? Peki. Efendim tekrardan hoş geldiniz. Bizim mağazada olabilir. Ne olabilir? İşte ev tekstili, halı. Halı, Kim Travel. Evet. Viva Home.com.tr. Viva Home.com.tr. Güzel bir TL indirim var.
Kaç TL üstü üzeri TL değil mi? Sınırsız. Şimdi girer mi? Yok, kontrole girsinler. Oradan hemen kupon çıkarız abi. Kuponu ne yazdık? Digimax yazsınlar yeter. Digimax, tamam. Kupona vivahome.com.tr giriyorsunuz ama şimdi girmeyin. konsantrasyon kaybolmasın. İndirim kodu olarak Digimax yazıyorsunuz. Hatta şimdi girersiniz de kod tanımı değil. Arayacak beyefendi. Ha, beyefendi oluşacak. Bir anda eksen kaydı etkinliği. 150 TL indirim. Geçen gün bir etkinlik yapıyoruz İstanbul'da. Aynısı oldu. Beyefendi dedi ki ne? Murat Bey'in selamı var dedim. Murat Bey'in selamı var mı yazacak oraya? Murat Bey'in selamı var ya. Abi diyorum ya Murat Bey'in selamı var. 20 kod, 20 şeylik kod mu olur? Şu anda var. 50 TL indirim var şu anda. Şimdi görülüyor. Tamam. Viva Home Computer. İyi de güzel. Demek ki böyle gönlü zengin diyor beyefendi. Veriyorum diyor. Tamam. Ürünler de en az 2000 liraymış mesela. Şimdi sevgili dostlar bugün e-ticaret, e-ihracat her şeyi konuşacağız. Biraz bu etkinliklerden şunu gözlemliyoruz. Biz Türkiye'nin her tarafında her ay arkada gördüğünüz dostlarımızla gidiyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Burada birbirinden değerli firmalar var. Digimax, Easyco, Mobitech, Parkpalet, Mobildev. Şimdi bu markalara ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü o markalar sayesinde her ay bir ilde olabiliyoruz ve geziyoruz ve sizler gibi değerli dostlarla buluşuyoruz, bilgiler veriyoruz. Bugün de aynı şekilde 2 saat boyunca e-ticaret, e-ihracat konuşacağız. Ondan sonra da bir ödül törenimiz olacak. Kayseri'de e-ticaret Anadolu ödüllerini vereceğiz. Ve finalde de yarışma olacak, Kaot yarışması. O yarışmada, her yarışmada acayip şeyler oluyor. Birbirine giriyor insanlar. Kahkaha oluyor, aşk, kahkaha, kan, ter, gözyaşı, garip bir yarışma. Hediye almak için bilmiyorum yani ne hediyeyle bir yerden bulup BMW falan mı bekliyorlar bilmiyorum ama acayip bir yarışma oluyor. Finalde buradan kahkahalarla çıkıyoruz. Nasıl olacak bak göreceksiniz nasıl kahkahalarla çıkılıyor. Şimdi biraz gündemdeki konuları konuşalım. Ondan sonra da etkinliğimize başlayalım. Şimdi sevgili dostlar bu etkinlikte amaç biraz da şu. Genelde e-ticaret, e-ihracat tabii gündemde ama bu konuşmaları yapmamızın amacı, buraya gelmemizin amacı biraz da fikir vermek, ilham vermek ve şuna da karar vermek, belki de e-ticaret ya da e-ihracat için uygun kişi değilsiniz. O da olabilir. Yani bazen medyada ya da web sayfalarında çok garip bir pompalama var. Yaparsın, edersin, parçalarsın. Arkadaş yani yapmak öyle kolay olmuyor bazen. O yüzden de bunların detaylarını konuşacağız. Bilgileri paylaşacağız ki sizler karar vereceksiniz. Öncelikle şunu söyleyelim. Bütün ülkede zaten söylemeye gerek yok. Bir belirsizlik var. Şimdi bunu söyleyince insanlar seviniyor, oh diyor, bir tek ben değilmişim diyor, karabasanlar tutan. Herkese var sevgili dostlar, büyük büyük holdinglerde de var. Şimdi bir sürü şirketlerle konuşuyoruz, sene sonu geldi, bütçe yapıyor herkes, yapamıyor kimse. Çünkü ne olacağı belli değil. Türkiye'nin şartları belli. Biliyorsunuz yakın zamanda Amerika'da seçim oldu, Trump geldi, bütün dünya başka bir evrene girdi. Yani bambaşka bir dünya bizi bekliyor, o yüzden de bütçeler yapılamıyor. Pazarlama çalışmaları soru işareti. Neye ne kadar harcayacağız bilmiyor. O yüzden de burada bir soru işareti var. Ama bir yandan da Türkiye'nin dediğim gibi farklı farklı illere gidiyoruz ve beraber olduğumuz firmalar çok deneyimli, çok uzman arkadaşlar. Onlarla da konuşuyoruz. Herkesin çalışan ya da girişimci ek gelir elde etme isteği var. Yani ben bir online bir şey satayım, ben bir online yurt dışına mal satayım, benim bir fikrim var hocam, bir şey yapayım. Yani bu çok acayip bir şekilde artmış durumda. Herkes bir şey satmak istiyor. Ama işte bir şey satmak istiyorum da olmuyor. İşte biraz bu etkinliğin amacı da o. Yani ürün ne olması lazım, ihtiyaç ne, pazarlamayı nasıl yapacağız, ödeme sistemi nasıl olması lazım, o hepsini konuşacağız. E-ihracat, İsmail nerede sevgili İsmail? Heh, bugün konuk Trendyol'u buna yazmadım. Son dakikada sevgili İsmail ile bizi kırmadı Trendyol. Kayseri bölge müdürümüzsün sen. Ne diyeysen iş yapmamızız. Trendyol Kayseri. Yani bana hatta bunu sordular. Ya Trendyol'un bir arkadaş gelecekmiş. Nerede o? İşte burada işte İsmail. İsmail'le konuşabilirsiniz. Çıkışta soru şey yapacağız yani. Burada soru cevap yapmayacağız ama çıkışta zaten buradayız. Soru cevap yaparsınız. Herkesle tanışır. Ama İsmail'le de tanışın. Trendyol'la alakalı sorularınız varsa da onunla da konuşursunuz. İhracatın büyümesi inanılmaz derecede fazla. Sevgili İsmail Yalın'ı konuşacağız. Kayseri'yi konuşacağız birazdan. Ek vergiler geliyor. Yakın zamanda bir şey açıklandı. Stopaj geldi değil mi? E-ticareti. Sanki e-ticaret yapanlar milyon dolar kazanıyormuş gibi. %15 ile %25 arası bir stopaj konması gündemde. Hatta şimdi onunla alakalı bir itiraz ediliyor. Bakalım ne olacak.
Ama şu bir gerçek dostlar, ister ek gelir elde etmek isteyin, ister onu isteyin, ister bunu isteyin. Herkes dijitalleşiyor, herkes satılamaz denen ürünleri online satmaya başlıyor. Jeneratör bile satılıyor artık, ev bile satılıyor artık. Bambaşka dünya bizi bekliyor. O yüzden ya o bize gelmez, o Türkiye'ye uğramaz dediğiniz hiçbir şey olmuyor. Çünkü hepsi iç içe ve her şey bizde daha da hızlı ilerliyor. Dijitalleşme çok daha hızlı ayak uyduruyoruz. Yani böyle çok İngiltere, Amerika, Almanya tabii ki çok büyük ekosistemler ama kendimizi de küçümsemeyelim. Türkiye'deki ekosistem özellikle online tarafta çok hızlı ilerliyor. İnanılmaz gençler var ve teknoloji olarak da çok çok iyi yerdeyiz. Onu altını çizeyim. Yani bazen nedense öyle bir şey var. Türkiye'de bazı şeyler kötü, gerideyiz, yapamayız demeyiz. Aslanlar gibi de yapıyoruz. Evet, bazı istikrarsızlıklar var ama o bizlerle alakalı değil. Onlar başka yerlerle alakalı. Ama bizler işte burada saat 7 olmuş. İş çıkışı gelmişsiniz. Demek ki bir hareketlilik var, bir güven var, bir işte online bir şey yapma. Ya bir şey yapsam, nasıl yapsam, ne yapsam amacı var. O yüzden de tekrardan hoş geldiniz. Üst düzey şirketlerin üst düzey kadrolarında inanılmaz bir değişim var. Yani bu aylık dergileri alıyorsanız işte Kapital dergisi, Fortune dergisi, o boşu. Bir bakıyorsunuz bilmem ne holdingin CEO'su bilmem ne oldu. Aslında kibarlı şu oldu. Bilmem ne holdingin CEO'su kovuldu tırnak içerisinde. Çünkü yeni hayata, yeni ekonomiye, dijital dönüşüme ayak uyduramıyor. Uyduramayan da çok dışarıda kalıyor. Oyunun dışında kalıyor. Bu bir gerçek. O yüzden de onu da biliyoruz ki büyük büyük şirketlerin, büyük büyük CEO'ları 60 plus, 60 yaş üstü özel danışman tutup ne oluyor, ne bitiyor anlamaya çalışıyor. Çünkü anlamayan sınıfta kalıyor. Çünkü anlamazsa nasıl yönetecek yeni kadroyu, yeni kuşağı, Y kuşağını? Y kuşağı vardı herhalde mi? Yarısından çoğu buralım. Y kuşağı herhalde. Biz X mi olduk, Z mi olduk? Biz neyiz? Hiç bilmiyorum yani. Ama Z kuşağı mı var şimdi? Y mi var? Ne var? Z. Pardon, Y diyor. Z var. Bir de yapay zeka var ki herkes bir şey yapıyor. Yapay zeka demiyoruz diyorsunuz. İngilizceyi çok sever bir toplumuz. AI diyoruz. Onu anlamıyorum. AI ne diyorum ya? Yani. İlk başta anlamadım. AI falan. Bir de ağzı böyle gevrek gevrek yapıyorum. AI falan. Yani artificial intelligence, yani yapay zeka. Yapay zeka girince çıkamıyorsunuz. Video yapıyorsunuz, podcast yapıyorsunuz. Word dosyayı koyuyorsunuz. Bir sesli bir şey alıyorsunuz. Bambaşka bir dünya. Ama şu var. Geçenlerde girdim. Kafam, beynim yandı. Bir tane video yaptım. Bir deneme yaptım. Bir şey yazdım. İki cümle yazdım. Yani Black Friday bu dönemki işte e-ticaret dönemindeki yoğunluğu ve çalışanlara saygı gösterilmesiyle alakalı bir metin yazdım. İki cümle yazdım. Bir dakikalık video çıktı. 5 dakikada. Süper video değil belki ama o videoyu aynısını yapmak bir günümüz alırdı. O yüzden inanılmaz bir hız var. İnanılmaz bir devinim var. O yüzden yapay zeka ve diğer dijital dönüşüm araçlarını kullananlar da çarpı 2 değil, çarpı 3 değil, belki çarpı 5 öne geçecek. O yüzden de bunun altını çizelim. E-ticaret tarafında çok çok kullanılıyor. Peki ne yapmak lazım? Şu şeyle geçelim, ondan sonra da etkinliğimize hızlıca başlayalım. Stratejimiz yok. Çok net söyleyeyim. Yani ürün mü satacaksınız, hizmet mi? Hizmet belki daha tatlı geliyor kulağa çünkü kargo sıkıntısı yok. Sıkıntı derken şunu demek istiyorum, maliyeti yok. Beğendi beğenmedi yok, kırıldı patladı yok, kargo yok. Hizmet, dijital bir ürün olabilir. Yapmalı mıyım? En başta söyledim. Yani satmalı mıyım, satmamalı mıyım? Ona karar vermek lazım. Araştırmayı çok sevmiyoruz. Yani hemen başlayalım, yapalım. Tamam, çok aksiyon var da yani araştırmak da gerekiyor. Maliyetler ne? Ne bileyim, geçen sene bir beyefendiyle tanıştım. Black Friday döneminde abi dedi, çok dedi, acayip ayakkabı sattım. Böyle oldu, böyle oldu, pazar yerinde. Abi dedi, sonra bir baktım dedi. İadeleri hesaba katmamışım dedi. Ondan sonra kafa kafaya geldim dedi. Yani para da kazanmadım, kaybetmedim de. Tek avantajım stoktaki ürünleri erittim. Yani biraz araştırmak, biraz bakmak gerekiyor. Fiyatlandırma çok değerli. Yani ben abi diyor 300'e satarım. 300'e satamazsın. Yani piyasada o ürünün, her ürünün bir alıcısı var. Tamam. Ama senin bir farklı bir şeyin yoksa 300'e satamazsın. Piyasadaki diğer rakiplerin yüzken. O yüzden fiyatlandırma, rakipler tanışın diyorum çünkü hizmeti nereden alacaksınız? Bakın bugün birbirinden değerli 5 tane marka var. Yani bu pazarlamayı kimden alacaksınız? Ne bileyim bu e-ticaret altyapısını, ödeme sistemini, SMS'i, çerez yönetimini, uluslararası depolama, lojistik bunları kimden alacaksınız? İşte burada bu adamlar burada bugün. Yani bunlarla tanışmak lazım. Hedef kitleyi çok takmıyoruz. Ben herkese satarım diyor bana.
Tamam diyorum, herkes nasıl satarsın diyorum. Kadın giyim yani. Ben senin malını almam yani, hedef kitlen değilim ben. Hedef kitleyi belirlemeyince pazarlama da oluyor. O yüzden bir hedef kitleyi anlamak gerekiyor. Ben kimim, beni kim alır belirlerken ürünlerimi. Ve bu kitleye uygun. Birazdan sevgili Mobitech'le, Pelin'le de konuşacağız. Yani bu kitleyi bilmezsek pazarlama da çöp olur. Bu çok çok değerli. Ürünler de satılacak. Ticimax gibi bir altyapıda satılacak. Trendyol gibi pazar yeri satılacak. İkisi bir arada kombinasyon mu olacak, ona karar vermek lazım. İyi karar vermek lazım. Kendimizi iyi bir yerde konumlandırmamız lazım. Yani 100 tane, ben şimdi Kayseri'ye gelmeden girdim e-ticaret.gov.tr'ye, baktım kimler ne satıyor. Yani 100 tane gıda şirketi var. Şimdi ben niye 101. olayım? Yani 101. gıda şirketi olacaksam ne özelliğim olması lazım? Yani ona karar vermek lazım. Herkes pastırma satıyor, tamam da niye yani şimdi altın yağlı pastırma olsa evet Capuchino diyor ya, herkes gidiyor. Aslında Capuchino satıyor da. Ama işte yalandan bir üstüne şey koyuyor, altın bir şey koyuyorsa yani. İşte ama ilgi çekiyor. Adam gidip ona 1000 lira veriyor. Ama şuradaki arkadaki Jacobs Capuchino ile aynı yani. Şey tadı farklı değil. İçinden değil de yani tahmin ediyorum yani. İçen varsa söylesin. Belki hava atıyorsun altınını. Bir de böyle bir altınlı bir şey içen vardı. En son biliyorsunuz ne olduğunu gördük yani. İsmini unuttum, lazım değil. Bizim, şey olmadı hocam. Bizim evet, üretmemiz lazım. Bir şey olmuyor ama bir şey oluyor. Diyordu ya seçimde birisi, bir şey olmadı ama bir şey oldu. Bence olan oldu. Bir de analiz yapmak, müşteri odaklı olmak ve sabır. O bir tane şarkı vardı ya, Göksel miydi? Sabır sabır. Sebat etmek gerekiyor bir günde. Yani şunu söyleyenlerden kaçın. Abi diyor, sabah akşam yatıyorsun, sabah bir kalkıyorsun, bir sürü para kazanmışsın. Olabilir. Ama her gün olmaz. Öyle bir ürün varsa bize söyleyin, biz de satalım. O yüzden de sebat etmek gerekiyor. Mücadele gerekiyor. Biz bir girişimciyiz Türkiye şartlarında. Ağlamak, iki tane şey var. Bana bazen diyor ki sen niye bu kadar pozitifsin? Abi diyorum, iki tane şansın var. Ya ağlayacaksın. Yani memleketin şartlarında ağlaman lazım. Sabaha kadar ağlasan geçmez. Çünkü zor şartlar yani, bunu söyleyelim. İstanbul için de zor, Antep'te de zor, Denizli'de de zor, Kayseri'de de zor, her yerde zor. İkinci şansımız da şu, madem biz bir girişimciyiz, arkadaş bir ayaklanacağız, bir elimizi yüzümüzü yıkayacağız, bir kendimize geleceğiz, diyeceğiz ki ben bu yarışta varım. Adam gibi de mücadele edeceğiz. Ayakta kalmanın tek yolu bu, pozitif olacağız. Aptal bir polyancılıktan bahsetmiyorum yani, her şeye kadar değil. Farkında olacağız. Tehditlerin, tehlikelerin, tehlike derken yani finansal tehlikeler, ülkede olup bitenler, o, bu, şu, gözümüzü açacağız, fırsatlara bakacağız. Bugün bir sürü insanla tanıştım, herkes Amazon'da mal satıyor yani. Geçen sene yine burada biriyle tanışmıştım, Amazon'da mal satıyorum, İngilizcem nasıl dedim, İngilizcem yok dedi, nasıl yani dedim. Google Translate'den dedi abi dedi, şapşap götürüyorum dedi, hayran oldum. Demek ki oluyormuş. Diyelim. Benden bu notları almak ve ilham almak isterseniz ya da seni sevdim, kontak olalım diyorsanız telefon numaram burada, şaka bir yana, mailim burada. Ne zaman isterseniz yazın, ben size bol bol her gün ilham kartları gönderirim ya da bir soru sorunuz olursa buradaki hizmet sağlayıcılarla alakalı ya da başka bir konuyla alakalı seve seve telefonum, e-mailim burada, destek oluruz diyelim. Şimdi zamanda kaybetmeden başlayacağım ama bir şey daha altını çizelim. Biz bu etkinliklerde Türkiye Eğitim Derneği'ne konuşmacılar adına bağışta bulunuyoruz. Türkiye Eğitim Derneği ne yapıyor diyorsanız, Türkiye Eğitim Derneği maddi durumu iyi olmayan ama başarılı olan kardeşlerimize eğitim bursu veriyor. Okullarında okutuyor. Kayseri'de de TED Koleji var bildiğimiz. Türkiye Eğitim Derneği TED Ankara Koleji başta olmak üzere 80-90 tane okulun başında olan bir dernek. O yüzden bazen diyorlar ki hocam işte ayda 100 lira 200 lira bağış yapsak ne olur? Ayda 200 lira bağış çok şey yapar, çok şey değiştirir. Madem memleketin hali bu kadar üzülüyoruz, daha iyi olsun istiyoruz. Gençlere, kardeşlerimize eğitim konusunda destek olmak gerekiyor. Bildiğimiz vakıflar, bu Türkiye Eğitim Derneği olur, Koruncuk Vakfı olur, TOÇEV olur. Ne olur bunlara destek olalım ve alkışlarınızla İsmail Kurkafa'yı Trendyol'da Müşra Akışan'la, hoş geldin. Evet, İsmail hoş geldin. Hoş geldin diyor mu? Hoş mu geldin? Hoş bulduk. Evet. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi sana çok sorularım var.
ekranda görüyoruz zaten. Bir sürü şey var ama rakamlar bunlar. Black Friday nasıl başladı, nasıl gidiyor? Şimdi senle yayın öncesinde konuştuk. Sektörü en iyi nabzı tutan, çünkü yüz binlerce satıcı var Trendyol'da. O yüzden nabzını çok yetiyorsunuz. Yani Black Friday başladı, 19 gün oldu. Nasıl gidiyor? Oradan başlayalım. Tekrar herkese hoş geldi. Beni tanıyanlar vardı muhtemelen. Tanışmak isteyenler ya da soru sormak isteyenler için de bir abi aralarda öpüşürmüş gibi böyle yapışır. Aralarda dışarıda olacağım zaten. Kapanışa kadar buradayım. Muhakkak soru sormak isteyen olursa bana kolaylıkla ulaşabilir. Umarım da paylaşıyor olacağım zaten sizlerle. Kampanya dediğiniz gibi başladı. Önce biz süper alışveriş günlerini başlatıyoruz. Geliyor mu sesim bilmiyorum. Mikrofona çok alışkın değilim böyle. Sen de daha çok bağırma olarak. Bağırarak konuşacağız. Sesim geliyor mu bu arada? Öyle gelmez. Oraya bağırarak konuş. Önce süper alışveriş günlerini başlattık biz. Nedir abi süper alışveriş? Süper alışveriş günleri aslında bizim hani klasik tabirle 11-11 dediğimiz bu kampanyanın Trendyol'daki kampanya ismi. Tamam. Yakın zamanda da 26'sında da Black Friday başlıyor olacak zaten. 26 Kasım'da. Kampanyayı biz Trendyol olarak ikiye bölmüş durumdayız. Kampanyanın ilk tier'ını bitirdik. Gerçekten güzel rakamlar, keyifli rakamlar çıktı. Sonuçlarına baktığımız zaman bizi aslında en çok motive eden ve mutlu eden şeylerden birisi geçen yıl Kasım kampanyalarından farklı olarak biz 15 ayrı ülkede kampanya başlatmış olduk. Satış yapanlar biliyordur kategorisi ihracat tarafına, mikro ihracat tarafına uygun olanlar zaten hali hazırda yapıyordur. 15 ülkede Kasım kampanyasını başlatmış olduk bu sene. Yeni ülkeler eklendi. Geçtiğimiz yıl konuştuğumuzda 5-6 ülkede biz aslında satıcılara ihracat yaptırıyorken şu an 15 ülkede Türkiye'de dahil bir satıcının ürününün satılmasına olanak sağlayan bir sisteme dönüştü ve yeni ülkelerde geliyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Buradaki sevgili dostlarımızda bir sürü KOBİ var, girişimci var. Ben yurt dışında mal satıyorum diyen varsa bir elle görün mü ihracat yapan? Çok fazla yok gibi. Arkada var, siz varsınız. Hizmet satıyorum. Ola ola. Hizmet ne satıyorsunuz? Hizmet ne? Ben klinik araştırma hizmet veriyorum. Faz çalışmaları. Süper. Faz. Hangi ülkelere? Amerika, Kanada. Kore. Aa, süper. Bir tane hesap vardı ya, o siz değilsiniz mi? Korece öğreniyorum Kayseri'de. Hatta Instagram'dan yazarak gelebilirsiniz. Şimdi kadın diyecek, manyak mısın kardeşim? Ya Kayseri'de gördüğümüz herkesi çağırmaya çalışıyoruz. LinkedIn'den çağırdığım bir sürü dostum var. Buradalardır herhalde. LinkedIn'den tek tek yazdım. 300 tane kontağım varmış. Üşenmedim. Eşim diyor ki manyak mısın diyor. Ya manyağım işte. Dokunmak istiyorum. Dokunmaktan kastım. Yani insanlar gelsin, faydalı bir şey yapıyoruz. Bak ne güzel. LinkedIn'den kimse gelmedi mi ya? Geldi ama 3 kişi 5 kişi. Yani çok değerli bizim için. 300 kişi de 5 kişi. Demek ki bayağı bir düşük şey bize. Olsun. 5 kişi 5 kişidir abi. Aynen öyle. Hani burada isabetli kitleyi görüyoruz zaten. Dışarıda sohbetlerde de sıklıkla hani denk geliyoruz. Genel evet. Kitle gerçekten böyle ilgisi olan, bir şeyleri merak eden ve gelişmek isteyen bir kitle. O anlamda 5 kişi kıymetli bir rakam. 5-1 fark etmez bizim evet. Abi. Şimdi burada bakıyorum ben. En çok satış yapan iller arasında Kocaeli, Bursa, Kayseri var. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı bir rapor var. Bilmiyorum bakıyor musunuz? E-Ticaret Go.tr. Bakın çok güzel raporlar çıkıyor. 2023 senesinin raporlarında en çok kargonun çıktı 5. il. 5. il Kayseri. En çok kargonun çıktı 5. il. 9632 tane satış yapan firma var Kayseri'de. Ve E-Ticaret'e uyum endeksi diye bir şey yaptı Ticaret Bakanlığı. İstanbul'dan sonra 2. il Kayseri. İstanbul 1 numara, Kayseri 2 numara. Ama nedense bilmiyorum, ben dışarıdan bunu görüyorum. Sen yani e-ticaret deyince aklına ilk gelen şehir Kayseri olmuyor ama kargonun en fazla çıktığı şey, bak Trendyol'un şeyine bakıyorsun, en çok satış yapan 3 ilden bir tanesi. Niye öyle? Ya bunun birçok nedeni olabilir ama benim tahminimi söylüyorum sadece. Lütfen. Kayseri klasik ticarete çok yatılı, yani yatkın bir il aslında. Doğru. Ve kuşak geçişleri benim tahminim ve gördüğüm kadarıyla, çünkü bir fabrika ziyaretine gidiyoruz. Üç kuşak aynı anda birisi olmaz, birisi düşünelim, birisi geç kaldık modundalar. Hmm. Bence bu kuşak akışları klasik ticaretin dijital ya da güncel ticarete dönüşüm hızıyla alakalıdır diye tahmin ediyoruz. Doğru. Ama hani birçok nedeni olabilir bunların.
Kayseri işte geçen yıl da ilk listedeydi. Umarım Black Friday'dan sonra aynı yerini korur, hatta daha da yukarılara geliyor olur. Doğru. Reklam yatırımları tarafında da birkaç eksik olabilir. Çünkü üretmeyi çok iyi bilen bir şehir Kayseri. Ama bunu pazarlama noktasında globalde ya da ulusalda çok yatırım yapıyor mudur? Diğer illere göre, üreticilere göre düşündüğümüz zaman orada da kaçaklar oluyor olabilir tabii ki. Ama dediğin çok doğru. Kuşaklar arası bir şey var. Bu Türkiye'nin bir şeyi. Ama mesela hatırlıyorsunuz pandemi öncesi büyük büyük perakende markaları, isimlerini şimdi zikretmeyeyim, bir gece söyledim. Murat Bey bunu söyledi dediler, patronu beni aradı. Ya abi yoktunuz işte yani şimdi söyleyeyim. Ya büyük büyük markalar, perakende markaları, pandemi öncesi e-ticaret sayfası bile yoktu. Yani ya da vardı çok böyle. Pandemi sonrası biliyorsunuz bir anda bambaşka bir dünya oldu ve hepsi bunun önemini kavradı ve şu anda soruyorum hepsine, büyük büyük markalara. En çok ciro yapan mağazanız hangisi diyorum? Kanyon mu, Zorlu mu, işte İstinye Park mı? Bir numara e-ticaret. E-ticarettir. Yani pazar yeri. Evet. Mesela büyük büyük markalara yine soruyorum. Hani diyor ya, sokakta 100 kişiye sordum. Abi, çok ilginç. Sana söylerim kim olduğunu. Onlar olmasa ben bittim dedi adam. Dedi, niye abi? Büyük bir markanın e-ticaret mühendisi. Abi diyor, ciro'nun Black Friday döneminde, Kasım ayında %40'ını Trendyol sayesinde yapıyorum. Ve bütün bütçemi kurtarıyorum. Böyle bir etkisi var. Çok güzel. Peki şey soralım. İhracat, Körfez ülkelerinde varsınız. Başka nerede varsınız? Ya şöyle, aslında bu serüven Azerbaycan'la başladı ama işler o kadar hızlı yürüdü ve istediğimiz kıvamda geçti ki hemen arkasından Körfez ülkelerine girdik. Körfez ülkelerinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar gibi ülkeler zaten ipliydi. Son dönemde Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri eklenmeye başladı. İşte Romanya, Slovakya, Çekya, Yunanistan geldi şu an. Yakın zamanda diğer ülkelerden de katılımlar oluyor olacak. Şu an Türkiye dışında baktığım zaman 14 ayrı ülkeye yurt içi satışıyla aynı operasyonel maliyette çıkış yapıyor satıcılar. Türk Kayseri'den ya yani biliyor musun o veri var mı? Daha çok ne tip ürünler ihracata gidiyor? Bildiğin bir şey var mı? Şimdi taşıma maliyetleri ve uçak kargoya uyumluluk sorunu var. Kayseri'nin üretiminin büyük büyük çoğunluğu mobilya. Mobilya, evet. O yüzden uçak kargo, hava kargo ile bunun olanakları çok mümkün olmuyor ama ev tekstili grubunda, züccaciye grubunda ya da mutfak ürünleri grubunda en çok çıkış yapılan ürünler bunlar. Ama Kayseri dedi, az önce de söylediğimiz gibi klasik ticarette o kadar manevrası kuvvetli ki evet. Tekstilcilerimiz var burada. Tekstil üretimini İstanbul'da yaptırıp Kayseri'de depolayıp buradan Azerbaycan'da rekor kıranlar var. Yani böyle çok farklı çeşitler var ama Kayseri'nin içerisinden çıkanların grubunda mutfak ve ev kategorisi dikkat çekiyor. Dikkat çekiyor. Son soru da şu olsun. E-ticaret yapmak isteyenler var, başlayanlar var. Nerede zorlanıyoruz abi? Ya da zorlandığımız senin gördüğün ne? Yani en çok zorlandığımız. Aslında şu, hani bu işi nasıl yapacağı konusunda büyük büyük tereddütler içerisinde. Yani esnaf diyeyim ya da kobi diyeyim ya da üretici diyeyim. Bir kere hani tereddütü bir kenara bırakıp bir araştırmak gerekiyor. Hani biz hep şunu söylüyoruz. Trendyol'a gel, ürününü gir. Trendyol senin adına zaten soru işaretlerinin tamamını ortadan kaldırıyor. Sana sadece KDV muafiyeti, fatura kesmek kalıyor. Bu kadar. Aslında bütün soru işaretlerini burası kaldırıyor. Trendyol dışında düşündüğünüz noktada en başta siz söylemiştiniz. Bir kere hangi ülkeye çıkılacağı konusunda isabetli davranmak gerekiyor ve araştırmak gerekiyor. Şimdi Suudi Arabistan'a ürün satmak isteyen bir vatandaşın ülke dinamiklerini ya da tüketici dinamiklerini iyi araştırıp ona göre ürün üretmesi gerekiyor. Pazar araştırması ikinci plan. Üçüncü planda da doğru kargolama, doğru ambalajlama. Maliyetimizin belki çoğunu orası kapsıyor olacak ama ürünün sağlam gitmesi çok kıymetli. Çünkü geçen sene bahsettim belki. Türkiye dizi ve film ihracatında Amerika'dan sonra ikinci sırada gelen bir ülke ve etrafımızdaki ülkelerin hemen hemen tamamında binlerlik ve Türk ürünlerine ilgi çok çok yüksek durumda. Yani bu ilgiyi iyi yönetirsek eğer ürün satışı çok çok basit. Telefon numaranı verecek misin? Burada verebilirim isterseniz ya da arada da alabilirsiniz. Evet, finale kadar, 9'a kadar. Tamam. Bence ver, kalmak tamam. İsteyen, olmak isteyen. Not almak isteyen olursa ben şimdiden söyleyeyim. Ya yazalım mı buraya, yazabiliyor musunuz? Yok, söyle. Tamam. İsmail Kurukafa ben tekrar. İç Anadolu Bölge Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi olarak çalışıyorum. Sürekli Kayseri'deyim ama civar illerde de günübirlik seyahatlerim oluyor. Bana ulaşmak isteyen olursa 549. Şimdi ben böyle bir kez daha tekrarlayayım, sağır şeye girmiş gibi. 0549, tamam. 138.
Torpilli numaram abi bu. Torpilli. Böyle araya giriyorum ki siz yine yazın diye. 138 5784 numaralı telefondan 5784. Aynen. Ulaşım sağlayabilir. 549 138 5784. Ara beni. Konuşalım diyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok son dakikada bizi kırmadığın için sağ ol, var ol. Alkışlarla sevgili İsmail Bey. Arıyoruz. Ağzına sağlık. Ve arkalarda şey ne yapacaksın? Ceketiniz de güzelmiş Semih Bey. Evet. Semih Bey hoş geldiniz. Bir podyum yürüyüşü gibi oldu böyle uzun uzun. Siz havaları güzel gördünüz herhalde. Çorap çorap yok galiba. Burası Miami Beach mi hocam? Buyurun. Hoş geldiniz. Kapalı ortamdayız da. Ben Ayşe olabilir abi, Kayseri burası. Zaten ben Semih'in resmini aldım, Allah oldu. İlk defa papyonlu falan resmini gören Semih oldu. Bir de Vedat Aybar var, sevgili Vedat nerede? Arkada. O da takım elbiseli resim. Genelde hep böyle tişört, gömlek, bağrı açık herkes. En şey sizi gördüm. Şimdi e-ticaret altyapısı sunuyorsunuz. Açık olması lazım. Heh, şu anda açık basınca. Evet. Ya burada KOBİ'ler var, girişimciler var. Hep sorulan şu soru. Ya biz e-ticarete başlayacağız. Ticimax'a geldik. Siz e-ticaret altyapısı ya da halk diliyle paket sunuyorsunuz. Nedir bu paket? Tam olarak ne yapıyorsunuz abi? Oradan başlayalım. Aslında şöyle, öncelikle hoş geldiniz. İşimiz aslında e-ticaret altyapısı sağlayıcılığı. Müşterinin ihtiyacını belirleyerek. Biraz böyle öpüşür gibi abi. Müşterinin ihtiyaçlarını belirleyerek doğru e-ticaret paketini önlendirip paketi yıllık olarak satıyoruz. İçerisine girip kendi sitenizi kurup tüm Türkiye'ye, dünyaya kadar satışlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani mesela ayakkabı.com bir kere alan bu domain alanını aldı. Ayakkabı satacak. Doğru. Geliyor size. Doğru. Domain. Yani selamünaleyküm. Aleykümselam. Ondan sonra ne oluyor abi? Yani neye göre paket alıyor? Bir sürü paket var yani. Şöyle, ihtiyaca göre aslında işte muhasebe programı entegrasyonu olan paketler, özel tasarım hizmeti olan paketler, işte pazar yerlerinde satış yapılıyorsa tek bir panelden yönetebilmesi için entegrasyonlu paketler, işte ihracat düşünülü olacak ihracatlı paketler, mobil uygulama vesaire. Bunların hepsi aslında... Yok yok yani. Aynen. Yani e-ticaretle alakalı aslında aklınıza gelebilecek her şey yapımızda mevcut. Tamam. O tamamen müşterinin ihtiyacına göre. Atıyorum, belki bir yere kadar gelmiş bir markadır, kendini daha da geliştirmek istiyordur, işte daha gelişmiş paket. O da sıfırdan başlıyordur, ben basic bir şeyle başlayayım, ilerleyen zamanlarda upgrade edelim dediğinde daha ufak bir paketle başlayarak. Yani aslında süreç start vermek, öyle söyleyeyim. Şimdi, şurada çok sorulan bir soru. Herkes beni Ticimax çalışanı zannediyor. 8 senedir etkinlik yaptığımız için sen Ticimax mısın diyor. Ulan ben Ticimax olsam ne işim var burada şey yapayım, para sayarım yani. Günde 100 tane, 200 tane paket satıyorlar yani. Maşallah daha iyisin de Allah. Yani Ticimax mısın? Ticimax değilim yani, keşke olsam. Nazar değmesin. Şimdi, teknik bilgim yok abi. Bir bilgi şeyi değilim. Normal vatandaşım. Sabah gerçi e-ticarete başvurum eğitim var. Burada da sabah eğitime gelenler var. Yapabiliyor mu insanlar? Çok dürüst bir şekilde cevap istiyorum. Ya tabii ki şöyle aslında. Mouse tutmayı bilen herkesin yapabileceği bir şey. Instagram'a resim yüklenmiş gibi. Tabii. Ya tabii biraz da şey, emek gereken bir şey. Evet tabii canım. Yani ben bunu aldım, kenarda dursun, bana her gün sipariş edilsin denebilecek bir sistem değil. Bir emek harcamak gerekiyor. Nasıl bir fiziki mağaza kiraladığımızda işte ne bileyim içine mimarını sokup ürünleri, rafları yapıp ürünleri diziyoruz. İşte sabah 8'de açıp akşama kadar müşteri bekliyoruz. Aynı mantık aslında yani. Buraya da sürekli işte sektöre ayak uydurarak vesaire güncel tutarak yönetmek gerekiyor. Ana sayfa bitsin zaten. Orayı güzel yapmak lazım. Tabii işte tasarımsal olsun, işte ilerleyen aşamalarda mobil uygulamalar olsun, işte pazar yerleri satışları vesaire. Yani her yerden aslında bir şekilde desteklemek gerekiyor. Peki ben sizden bir e-ticaret altyapısı aldığımda bunun eğitimini falan veriyor musunuz? Ya nasıl kullanacağımı, nasıl oluyor? Tabii yani bizim zaten haftanın 5 günü online ve fiziki olarak eğitimlerimiz var. Hani İstanbul Akademi Merkezimiz var. Burada haftanın 5 günü normal fiziki eğitimler de veriyoruz. Ama işte bu tarz şehir dışında olan müşterilerimiz için de online olarak da eğitimlerimiz mevcut. Kuruyor, başlıyor. Aylık olarak sitemizde eğitim takvimini paylaşıyoruz. Hani orada hoşunuza giden eğitimlere zaten katılım formu oluşturarak eğitim saatte katılabiliyorsunuz. Şimdi kafa karışıklığı yaratan bir şey daha var. Aslında bence tabii kafa karışık değil de. Şimdi web sayfasını aldık. Şimdi e-fatura var. İşte EasyCo var, birazdan sahneye gelecek. Ödeme sistemi var. Kargo var.
Onlarla da ayrı ayrı çalışıp size mi monte ediyoruz? Nasıl oluyor abi? Bu IKEA gibi şey mi yapıyoruz yani? Böyle alıyoruz, do it yourself, hepsi bir evde montaj mı? Nasıl oluyor? O da kafa karıştırıyor. Ya şimdi orada aslında iki farklı seçenek var. Birincisi müşteri kendi gidip bu firmalarla da anlaşabiliyor. Tamam. Ama genelde sıfırdan başlayan firmalarda işte oranlar belki bir tık yüksek olabiliyor. Ya da bizim iş ortaklıklarımız olduğu için bu tarz firmalarda daha özel oranlar verebiliyoruz. Ha. Müşteri işe yeni başladı. İşte bizim direkt anlaşmalı rakamımızla firmaya yönlendiriyoruz. Bizim anlaşmalı rakamımızla direkt anlaşma sağlayabiliyor. Ha, çok güzel. Yine kargo tarafı da aynı şekilde. Ödeme sistemi de aynı şekilde. Ya kargo dışarıda 100 liraysa sizde anlaşma olduğu için 80 lira mı? Tabii, örnek veriyorum yani. Doğru. Ya genelde kargo firmaları mesela yeni başlayan firmalarla anlaşma bile yapmıyor. Yapmıyor. Doğru. İşte adetini soruyor. Tabii yeni başlamış. Adet yok ortada. Ne oluyor? Anlaşma doğru. Yapmıyor vesaire. Hani bu tarz durumları ortadan kaldırıyor aslında bu anlaşmalar. Çünkü biz direkt firma olarak anlaşma yaptığımız için müşteri de bizden bir paket satın aldığında direkt bizim anlaşmalı fiyatımızla anlaşma sağlayabiliyor. Şimdi demin sevgili İsmail buradaydı Trendyol. Sizin de Trendyol gibi pazar yerlerinde entegre yapınız da var. Mesela hayat zorlaştı. Yani zaman da dar. Çok da sipariş gidiyor. Şimdi ben şunu istiyorum. Kardeşim ben web sayfamdan satıyorum. Trendyol'da satıyorum. Bunları tek bir ekranda görmek istiyorum. Orada siz ne yapıyorsunuz? Biz aslında şöyle bütün pazar yerleriyle e-ticaretinizi entegre edebiliyoruz. Yani siteniz bir merkez oluyor. Buraya yüklediğiniz ürünleri tek tuşla işte pazar yerlerine aktarabiliyorsunuz. Çok güzel. Oraya farklı fiyatlarla girebiliyorsunuz. Ha onu yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum sitenizde bu telefon 1000 lira. İşte Trendyol diyelim %20 komisyon alıyor sizden. Bunun kargo maliyeti var, iadesi vesaire. Minimum %30-35 eklemeniz lazım zaten ki para kazanabilirsiniz. Ne oluyor bu sefer? Sitenize atıyorum 1000 lira yüklediğiniz ürünü. Komisyon oranı seçeneğini ara programı girdiğiniz takdirde üstüne ekleyerek %35'e %35 ekleyerek tüm ürünleri pazar yerlerine aktarım sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde satıldığı zamanlar, örnek veriyorum Trendyol'da bir ürün satıldı. Bu e-ticaret senizin paneline Trendyol siparişi olarak geliyor. Hem Trendyol'un hem diğer pazar yerlerinin hem de e-ticaret senizin stokundan otomatik olarak düşüyor. Yani tam entegre bir yapı var. Stok yönetimini tek bir elden yönetmen çok değerli. Tabii. Yani o telefondan kaç tane kaldı çünkü akşam Trendyol'a bakacak, çiçek sepetine bakacak, hepsi buraya bin tane şey var. Bir de entegrasyon olmanın şöyle sıkıntılar oluyor. Atıyorum elinizde bu üründen bir tane var. Gece Trendyol'dan sipariş geldi uyurken. Bir saat sonra hepsi buradan geldi. Hangisini çekiyor? Ne oluyor? Bu sefer elinde tek stok var. Birine ürünü gönderemiyorsunuz. Ne oluyor bu sefer? İşte doğru. Pazar yerleri size ceza kesiyor. Doğru. Müşteriye orada mağdur oluyorsun. Mağaza puanınız düşüyor. Yani bu tarz durumlar aslında ortadan kaldırıyor direkt. Şimdi e-ihracatı da konuştuk demin. Ben aynı zamanda sizden aldığım paketle işi büyüttüm. Bir yere kadar getirdim. Dedim ki hocam ben Amerika'ya satmak istiyorum. Nasıl oluyor bu iş? Sizin paketler? Orada yani. Şöyle ihracat modüllü paketlerimiz var. Ya da bir modül olarak da alınabiliyor. Orada tüm dünyaya farklı para birimleriyle, farklı dil seçenekleriyle satış yapabiliyorsunuz. Yani para biriminden kastım şu mu? İngiltere'deki John pound görüyor, Amerika'daki George dolar görüyor. Doğru. Hans Almanya'da mark diyeceğim. Geçen ağzından çıktı mark diye. Gençler bilmez. Almanya'da mark vardı. Euro görüyor. Doğru mu? Doğru. Aynen öyle. Yani şöyle aslında panelde ayar yapıyorsunuz. Hangi ülke, hangi para birimini, hangi dil seçeneğini görsün diye ayarlar var. Aslında site içinde site gibi düşünün. Yani Amerika'dan giren kişi otomatik sitenizi İngilizce görüyor ve dolar fiyatını görüyor. İşte İtalya'dan giren kişi İtalyanca gösterip euro fiyatını gösterebiliyorsunuz. Ve farklı fiyatlar girebiliyorsunuz. Yani Türkiye'de bu telefon 1000 liraysa İtalya'ya bunu 1000 euro, Amerika'ya da 700 dolar gösterebiliyorsunuz. İngilizce çeviri falan onları nasıl yapıyorsunuz? Sistem... Orada şöyle yazılımsal kısımları sistem otomatik çeviriyor. İşte sepete ekle butonları gibi butonlar. Ama içerikle alakalı bir ürünü yüklerken kaç tane dil varsa o kadar dilde açıklamaları ve özellikleriyle beraber siteyi yöneten firmanın yapması gerekiyor. Şimdi tabi burada ödeme sisteminde mesela EasyGo var, o var, bu var, işler kolay. Orada nasıl oluyor işler? Yani ben bilmiyorum yabancı ödeme sistemi, kargo, gümrükleme, şu orada da yine Türkiye'deki birçok ödeme sistemi zaten yurt dışından da ödeme alabiliyor. Ya da yurt dışından bir firmayla çalışılmak istenirse de. Anlaşmalarınız var. Tabi birçok firmayla yine anlaşmamız var. Direkt entegrasyonu sağlayarak ödeme kolaylıkla alınabiliyor. Şeyi de sorayım. Demin de en başta söylediğim gibi her mal satılıyor. Yani ben aramızda şey alan var mı? Bak bunu sorayım size. Ya hocam ben beyaz eşyayı internetten alıyorum. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. Bir arkada el kalktı. Ne aldınız efendim? Ben en son kurutma makinesi baktım. Sadece İstanbul için teslimat olduğu için alamıyorum. Kurutma makinesi. Takip ediyorum hala. Siz efendim? Bulaşık ve çamaşır. Bulaşık ve çamaşır.
Niye internetten almayı tercih ettiniz? Daha mı şey oldu, uygun herhalde. Ben de mesela çok ilginç yani. Mesela eski kafayız ya, bu kadar etkinlik yapıyoruz, hala dokunuyor. Neye dokunuyorsun lan? Dokun, online al değil mi yani? Dokunma ihtiyacı var. Ama şaka bir yana, jeneratör ve satan var. Her zaman satılıyor. Satılmayacak bir şey yok. Şunu sormak istiyorum. Yani sizin müşteri portföyünüzde, yani Türkiye'nin yanlış hatırlamıyorsam %40-42 gibi bir pazar payı var. Önde gelen şeyler, yani tekstil, gıda, takı, başka neler var? Neler var yani böyle size ürün satan? Yani genelde tekstil, kozmetik, ayakkabı. Ayakkabı? Evet. Hmm. İşte son zamanlarda mobilya, beyaz eşya tarafı da çok fazla oldu. Arttı, doğru. Aslında şöyle, internetten aslında her şey satılabilir. Yani pazarlama tarafı doğru yapıldıktan sonra evet. Artık bugün ufak tefek bütçelerle tüm sosyal mecralarda çok büyük kitlelere ulaşılabiliyor. Yani hedef kitle orada doğru belirlendikten sonra zaten her şey hemen satılabiliyor. Bir de şunu soruyorlar, bana da bugün sordular, ürün ne olacak? Mesela ürün tespit ederken şuna da bakmak lazım. Kargo maliyetleri çok arttı dostlar. Yani belki de çok böyle ufak takılar mesela. Kargo maliyeti düşük, kırılma ihtimali binde bir. Yani onları böyle pamağa bir şey sarıyor, bir şey yapıyor yani. Bir de iade tarafı da yok gibi bir şey. Mesela yok icat. O yüzden takı olayı çok... Ben de bakıyorum takı inanılmaz arttı yani. İnanılmaz derecede takı artışta. O yüzden yani bir ürüne karar veremediyseniz de takıya bakmanızı öneririm. Bir de kadınlarla alakalı ürünler her zaman. Ya biz erkekler abi valla ağzımıza dilimiz yok. Valla şimdi tanıdık konuşayım ya. Ağzımıza dilimiz yok yani. Yani şaka bir anda alışveriş bilmiyorum. Var mı öyle? Ben alışveriş koleyim diyen bir adam var mı aramızda? Erkek var mı? Varsa öpeceğim. Yani sarılacağım yani. Yani abi yok, kadınlar yani kötü bir anlamı değil yani. Çünkü bizim yani aklımızdan bir tane iyi geçiyor. Akşam ay sonu geldi, onu yapacağız. Bunun sorumluluklar var. Tabii ki kadınların sorumlulukları da var. Ev sorumluluğu var, şu var ama kadınlar biraz daha estetik, biraz daha zeki, biraz daha aynı anda 8 tane şey düşünebilir. Biz böyle tek bir yerde takılınca kalıyoruz abi. Böyle böyle kalıyoruz. Kadın zeki yani. Alışveriş de yapıyor, şey de yapıyor. Biz 2 tane sepeti de zor bir şey yapıyoruz. Kadın 10 tane sepet yönetiyor. Biz de yönetiyor. Her şeyi, dünyayı yönetiyor. Evet, son soruyu da kapatayım. Kadınları da övdük biraz böyle hani salonu 160'a kadın çok hoşuma gidiyor kadın sayısı böyle. Erkek günü yaz, dünya erkek günü. Efendim? Dünya erkek günü bugün. Bugün. Hangi gün? Bugün. Böyle gün mü varmış? Allah Allah Allah, hadi o zaman ver mehteri abi, hadi çalın. Ne yapalım şampiyon? Ne görüyorsunuz 2025 senesi, onu da sorayım. Sonra da seni de uğurlayalım mehter maaşıyla. Valla... Bu sene güzel geçti. Bu sene evet. Güzel. Hareketliydi. Ya aslında her sene üstüne koya koya giden bir yapı var e-ticaret tarafında. Sürekli büyüyor çünkü fiziki mağazacılık gerçekten maliyet olarak çok çok fazla. Evet. İnsanlar hatta birçok büyük marka bile yani mağaza azaltıp artık e-ticarete yönelmiş durumda. Çünkü yıllık gerçekten cüzi miktarlara hani fiziki mağazaya kıyasla çok ucuz rakamlara şey bir e-ticaret sitesi kurabiliyorsunuz. Doğru. Ve tüm Türkiye, tüm dünyaya hatta açılmak istediğinizde de satışlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. O yüzden yani sürekli büyüyerek giden bir sektör, ucu çok açık. Her yıl üstüne koya koya gidiyor öyle sözüm. Yani ticarete girmek isteyenlerin de yani doğru yönünü belirleyip başlamasını bekliyoruz. Yani kurumsal bir yapıyla, teknik desteği ve eğitimleriyle birlikte zaten başlamasını. Buraya katılan dostlarımıza bir indirim şey. Tabii zaten şu an sitemizde de kampanyamız var Cuma gününe kadar ama buraya katılımcılara özel ekstra bir %15 daha iskontomuz var paket rakamlarında. Hani öyle düşünen falan olursa zaten buradayım. Hani aralarda soru falan da paketler. Sen numaranı ver mi onu? Yani biraz şey yükselttik. Sana nasıl ulaşacaklar? Söyleyebilirim numaramı ya da aralarda şey de yapabiliriz. Ara yok abi, hangi ara ya? Bir şey yapmayayım. Kafa break yok yani. 9'a kadar bu. 9'dan sonra çıkışta tamam. Hatta sen bu akşam burada kalıyorsun. Aynen. Tamam. Ya yani burada Semih. Ben yine numaramı söyleyeyim hani kaydetmek isteyen olursa. Yani ben zorla veriyormuş gibi olmayayım yani. Kaç? 0533. 533. 050. Dur hızlı gitme. 533. 533. 050. 050. 9273. 050. 9273. Sevgili Semih Koç, yakışıklı kardeşimiz smoking giymiş. Orada %15 indirim. Artık nasıl kaydediyorsanız kaydedin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Biz teşekkür ederiz. %15 ekstra güzelmiş ama. Güzel. Ne zamana kadar bu? Yeni bugün özel. %15 indirimi veriyorsunuz ama mevcut kullanıcılar için de istiyorum. Onları da, size de yaparız. Onlara da ayrıca bir şey veririz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Alkışlarla hiç alkışlarınızı olmasın. Temin için
kapının ağzını komutayım. Şimdi pazarlama konusunu çok atlıyoruz sevgili dostlar. Yani tamam paketi aldık, e-ticaret altyapısını aldık. Genelde şöyle bir şey oluyor, niye öyle bir şey oluyor bilmiyorum. İlk 5 gün eş dost tanıdık alışveriş yapıyor, bir havalara giriyoruz. Ondan sonra Pelin Hanım, siz de öyle ya Pelin Hanım müşteri gelmiyor, nasıl olacak bu iş? Çünkü pazarlama yapmıyor, bütçe ayırmıyor. Öyle mi? Selamlar herkese. Herkes hoş geldi öncelikle. Aynen öyle. Sadece siteyi kurmakla bitmiyor. Bunun SEO'su, reklamı, sosyal medya yönetimi tarafları var. Biz bu anlamda 360 derece hizmet veren bir performans ajansıyız. Sektörde 22. yılımızı doldurduk. Kaç yıl? 22. Bayağı. Aynen. Ticimax'a da zaten iş ortağıyız. Halihazırda da daha çok e-ticaret markalarıyla çalışıyoruz. Bu yüzden daha çok performans tarafına odaklanıyoruz. Bu hem reklam tarafında hem SEO tarafında. Günümüzde tabii ki e-ticaret hacminin büyümesiyle rekabet de arttı. Bu anlamda hani sosyal medya tarafında da, reklam tarafında, SEO tarafında da farklı farklı stratejilerle markaları büyütüyoruz. Süreçlerimiz de böyle. Şimdi konuşmanın başında şeyi söylemiştim. Bu stopajla alakalı bir can sıkıcı olay oldu. %15-%25. Onunla alakalı bir şey söylemek ister misin? Yani şöyle, sizin de dediğiniz gibi bir itiraz süreci olacak ama günümüzde hani biliyorsunuz daha önceden işte bir anda gitti gidiyor da çok güzel satışlar yapan markalar bir anda dükkanları kapandı, bir anda satışları durdu, sitesi de olmayanlar. Burada bayağı zarar gördü açıkçası. Bir an oluyor, Instagram kapanıyor, Instagram butikleri satış yapamıyor gibi. Ya. Aslında her zaman bu tarz şeyleri yaşıyoruz. Şu an böyle bir şey konuşuluyor, itirazlar da olacak belki ama kabul edilmeyebilir ve çok ciddi anlamda şahıs firmalarına %25, limited şirketlerine de %15 stopaj kesintisi olacak. Bu anlamda her zaman riski bölmek lazım. Hem marka bilinirliği tarafında hem de riski dağıtmak tarafında, satışı bölmek tarafında kendi hisselerine mutlaka markaların yatırım yapması gerekiyor. Bu anlamda biz de hani Ticimax gibi hızlıca açılabilen bir e-ticaret sitesi zemini üzerinden çok hızlı şekilde reklam, SEO tarafında çok hızlı şekilde aksiyon alarak güzel bir ivme kat edebiliyoruz. Tabii SEO'nun biraz daha öğrenme süresi biraz daha geç. 6 ayla bir sene içerisinde tam anlamında meyveleri ilk topluyoruz ama reklam tarafında öğrenmeleri biraz daha hızlı toparlayıp güzel bir ivme kat edebiliyoruz. Tabii SEO çok değerli bir şey. Yani tabii insanlar Instagram reklamcılığı ya da Google reklamcılığı sayesinde hızlıca müşteri alma ve para kazanmak istiyor ama SEO 6 ay, 1 sene gerçekten beklerse bir süre sonra bedava yani organik dediğimiz trafik alıyoruz değil mi? SEO çok değerli bir şey. Anladılar mı SEO'nun değerini Türkiye'de? Bunu çok ciddi anlamda anlayan markalar var veya da henüz marka bilinirliği olmamış ama sektörde rekabet etmek isteyen daha böyle orta ölçekli ya da KOBİ'lerimiz de SEO'ya yatırım yapmaya başladı. Aslında şey gibi gözüküyor, sadece sitenin içerisine işte anahtar kelime yerleştireceğim, oradan organik şekilde bulunacağım. Bu değil. Ciddi anlamda kelimelerin bir öncelikle hacimlerinin ölçülmesi gerekiyor, rekabete bakılması gerekiyor. Veya sizin ürününüzle alakalı sizin öngördüğünüz kelimenin aslında bir hacmi olmayabiliyor Google otoritesi tarafından. Bunlar analiz edilmesi gerekiyor. Ben SEO'yu aslında şeye benzetiyorum, böyle çiçekle su ilişkisi gibi. Çiçeğe su verirsen büyümeye devam eder ama kestiğin anda da ortalama bir hafta 10 gün içerisinde ölür. Yani bir e-ticaret sitesinin SEO her zaman ihtiyacı. Ya bugün Saat tarafında biz 8 yıldır 10 bin kelimeyle çalışıyoruz zaten Saat'te. Bu marka pazar lideri olmuş konumda. Saat tarafında kendi markalarını satıyor, birçok markayı satıyor vesaire, bilinirliği de var ama SEO'da da bunu oynuyor. Bunun gibi birçok aslında öykü var da hani ilk aklıma gelen bu. Bu anlamda biraz aslında sebat etmek durumunda bedava reklam yapabiliyorsunuz. Ama tabii sektöre göre de değişiyor. Yani her sektörün de SEO'ya ihtiyacı yok bu arada. Örneğin mesela işte beyaz eşya olabilir veya işte elektrikli aletler olabilir, mobilya olabilir. Bu anlamda insanlar araştırma yaparak yani Google'da search yaparak sizi buluyor. Ama işte mesela takı tarafında çok SEO gerekli değil. Orada güçlü bir sosyal medya lazım ve iyi bir reklam stratejisi lazım. Daha böyle aslında kitle neredeyse ona göre strateji oluşturmak gerekiyor. Gençlere hitap eden bir markadır. TikTok reklamlarına çıkarız. TikTok'a özel içerikler üretiriz. Bunun prodüksiyonunu yaparız. Çekimlerini yaparız. Instagram tarafı mesela şu an en çok videoları ön plana çıkarıyor.
TikTok ve Instagram Reels tarafı. Bir kapatalım mı? Pardon. O tarafa yönlenebiliyoruz. Dediğim gibi aslında her markanın, her sektörün farklı dinamikleri var. Bunlara göre bir yıl haritası çıkarıyoruz. Ekip zaten yani çoğu 10 yıldır, 15 yıldır bizimle çalışan arkadaşlar. İşte Google'dan gelme arkadaşlarımız var ekipte. Şimdi ben araya gireceğim. Araya girmeden rahat edemiyorum. Sorumu da cevaplamış oldum. Soru şu olacaktı benim. Yani burada bir sürü dostlarımız var. Hangi mecrada neye göre reklam vereceklerine karar vermeleri, onu cevapladın yani hangi sektör ise ona göre. Şeyi sormak istiyorum şimdi, Reels, TikTok falan, TikTok deyince, TikTok kullanan var mı efendim aramızda, izleyen hastası? Evet, Türkiye'de bir şey var, 38 milyon kişi varmış kullanıcı, en son açıklanan rakamlar bunlar. Türkiye'nin neredeyse yarısı, %50'si. Hani diyorlar ya, bu %50 nerede? Ben hala anlamış değilim, bu %50 nerede arkadaş? TikTok her etkinlikte soruyorum. Bir el, iki el. TikTok kullanan yok. Vallahi TikTok ben hastasıyım. Çekirdek ne, gibi. Ne izlerseniz onu görüyorsunuz. İlk 5 dakika çekirdek, tuzlu çekirdek gelsiniz de yani çok keyif veriyor. 5. dakikadan sonra artık çok bir acı çekmeye başlıyorsunuz ama bırakamıyorsunuz. Ben hayatta bu kadar göbek atan, takla atan erkek görmedim. Yani Flash TV vardı zamanında. Oradan mı aldılar? Darbe oldu. Darbenin gecesinde Flash TV'de hala oynuyordu adamlar. Yani ya darbeden haberleri yoktu ya da bilmiyorum, ilginç bir şey. TikTok'ta mı mesela video çekmek lazım? YouTube mu? Onlar yükselişte mi yoksa TikTok mu uçuyor yani sadece? TikTok'un algoritması dediğim gibi aslında ne izlerseniz onu görüyorsunuz. Siz birkaç tane aratma yaptıktan sonra tabii çerezlerinizden de buluyor sizi. Size ona göre içerikler gösteriyor. Örnek veriyorum, orada işte İngilizce dersleriyle ilgili videolar yayınlayanlar var. İşte güzellikle alakalı var. Bir de tabii kameranın karşısına geçip dans edenler de var yani. Ama ciddi işler de var bu arada. Büyük büyük markalar reklam veriyor. Tabii tabii. Çok büyük markalar yani bugün bankalar bile reklam veriyor TikTok'a. TikTok ama tabii ki biraz daha 18-30 yaş arası gibi bir hani kitleye hitap ediyor. Şey tarafında hani eğer ürünümüz gençlere hitap eden bir ürünse ve reklamlarımızı biz TikTok, Instagram tarafına yönlendirebiliriz. Ama biraz daha böyle 40 yaş üstü bir kitlemiz varsa reklamlarımızı daha Facebook tarafına yönlendirebiliriz. YouTube reklamları biraz daha itibar yönetimi ve marka bilirliğine yöneliktir. O tarafta da yine görüntülü reklamcılık tıklama maliyetleri biraz daha fazladır ama marka bilinirliği tarafında yani direkt satışa dönme oranı daha düşüktür ama bilinirlik yönünde güzel dönüşler alıyoruz o tarafta. Aslında her bir mecranın bir sebebi var. Şey tarafında zaten biz anlaşmalar yaptıktan sonra müşterilerimizle bir strateji toplantısı yapıyoruz. Bu toplantılarda hedef kitlemiz kim, ne kadar bütçemiz var, kendimizi nerede konumlandırıyoruz? Bunları dinliyoruz. Müşterimizden bilgiler alıyoruz ve markayı iyi tanımayı hedefliyoruz orada. Sıkı iletişimle zaten çalışıyoruz. Öncelikle bir forecast hazırlıyoruz. 3 aylık olabilir, 6 aylık olabilir, 1 yıllık olabilir öngördüğümüz. İlk planda zaten 3 ayı bu forecast'a bağlı kalarak birlikte ilerletiyoruz ve sürekli olarak zaten AB testleriyle gidiyoruz. Yani körü körüne hiçbir şekilde işte burası daha iyi gidiyor diye reklam şekli çok doğru olmuyor. Her ürün, her mecrada başarılı olmuyor açıkçası. Kendinize ait olmayan bir mecrada çok yüksek yatırımlarla yapsanız cevap alamayabiliyorsunuz. Sadece para harcamış oluyorsunuz. Şimdi şeyi de sormak istiyorum. Yurt dışına konuşuyoruz. Yurt dışına reklam vermek maliyetli bir şey. Tabii. Bir de yani ben Türkiye'de iyi kötü anlıyorum algoritmaları ama yurt dışını bilemem. İngiltere'si var, Amerika'sı var. Oradaki yani ben mesela buradan geldi bir arkadaşımız ya yani Pelin Hanım biz gitmek istiyoruz. Sizinle çalışmak istiyoruz. Yurt dışına da reklam verme konusunda deneyimli ekipler var mı yok mu nedir şeyiniz? Tabii hep böyle yereldeki ticaret odaklı konuştuk. Bu işin tabii ki ihracat ayağı da var. Şu anki konumda zaten çoğu altyapı ya da Tecimaks'ta ihracat tarafında altyapı sağlıyor. Buradaki yetkinlikleri kullanarak biz hem SEO tarafında hem de reklam tarafında çalışabiliyoruz. Şey tarafında özellikle SEO tarafı yurt dışı tarafında çok fazla deneyim gerektirebiliyor. Çünkü pazarın iyi araştırılması lazım. Pazarda böyle bir açık var mı, böyle bir pay var mı, böyle bir ihtiyaç var mı orada? Ve tabii ki kendi ülken dışında farklı bir ülkeye çıkıyorsun. O taraftaki tüm hazırlığını farklı bir şekilde planlamak gerekiyor.
Bu anlamda da e-ihracat tarafında çalışma yapmış bir ajansla ilerlemek çok daha sağlıklı oluyor. Hali hazırda bizim işte Amerika'nın birkaç eyaletinde çalıştığımız markalar, işte Finlandiya'da, İngiltere'de, Orta Doğu'da çalıştığımız markalarımız var. Ama tabii tıklama başı maliyetler reklam tarafında çok yüksek olduğu için başlangıçta iyi bir hazırlık yapıp SEO ile başlamak, sonrasında da reklama çıkmak çok daha önerdiğimiz bir yöntem oluyor. Bir de şey de çok soruluyor, yani bu Pelin, Türkiye'de iş yapacağız, pazarlama yapacağız. Bana soruyorlar, ben bilmem abi diyorum, gelin etkinliğe işin uzmanı var diyorum, ben hani şey yapamam. Yani aslında bunu ben de yaşıyorum. Yani şimdi bu etkinlikleri yaparken bir sürü reklam verdik, bazı iller çok iyi gidiyor. Bazen tutturamıyorum yani şeyi. Mesela Kayseri'de inanılmaz para harcadım yani şey reklam verirken. Çünkü bir türlü o tutturamadım yani. Algoritmayı tutturamadım şey mi? Şunu soracağım yani bizim buradaki dostlarımız ayakkabı satıyor, pastırma satıyor, hizmet satıyor, onu satıyor, bunu satıyor. Ne kadar bir bütçe? Yani tabii sonsuz bir şey de kaç TL ile başlamak lazım? Yani kimisi diyor ki abi diyor para yetmez diyor. Tamam evet para yetmez de günlük ufak rakamlarla bir şeyler yapılıyor mu? Yoksa yalan bir şey mi o? Tabii ki ufak rakamlarla da yapılıyor. Bir de ufak ne kadar ufak yani şimdi senin ufağın başkadır, benim ufağım başkadır. Ufak ha, neye göre ufak? Ha, benimki 100 liradır, sizinki 1000 liradır. Bunu bilemeyiz. Bizim gönlümüz zengin o kadar. Şöyle, her hesabın kendine ait bir TVM oluyor, bir tıklama başı maliyeti oluyor. Ve pazarın gerektirdiği de tabii ki bir şeyde hedef kitleye göre de bu rakamlar değişebiliyor. Biz bunları daha çok hesap özelinde ve kitle özelinde ya da sektör özelinde söylüyoruz. Ama tabii ki hani günümüzdeki rakamlara baktığımızda 30 bin lira gibi bir maliyette iyi bir geri dönüş alabiliyoruz çoğunlukla aylık evet. Ama tabii 10 bin lira bütçesini yönettiğimiz müşterilerimiz de var, 1 milyon yönettiğimiz de var. Ama hemen çok agresif başlamayı da çok önermiyoruz çünkü buna faz faz gitmek gerekiyor. İşte 30'la başladık, 2 ay böyle gittik, 3. ayın sonunda 50'ye çıkardık gibi böyle bir rota da çıkarabiliyoruz. Ama şu anda da en yoğun olan dönem Kasım ayındayız. Biz normalde ekip olarak geliriz, Kasım ayı olduğu için ben tek geldim, ekibi getiremedim. E-ticaretçilerin en yoğun ayı zaten. Ek bütçelerle aslında bu ayda çalışıyorlar. Örnek veriyorum her ay işte 50 bin çıkıyorsak reklamda işte bu ay 70'lere 80'lere çıkardığımız markalar oldu. Bu hani alışveriş çılgınlığının güzel olduğu ayda biraz daha fazla nem alabilmek adına. Yani strateji tamamıyla. Aramalar bu dönemde daha fazla olduğu için daha pahalı çalıyor değil mi? Doğru anlıyorum. Nasıl? Bu dönemde daha fazla insanlar reklam verdiği için pahalılaşıyor yani. Herkes ayakkabı aradığı için senin reklamının çıkması daha pahalı mı oluyor? Pahalılaşmaktan ziyade daha fazla kişiye gösterebilmek adına reklamı çoğaltıyoruz. Evet, veya daha fazla reklam verebilmek. Evet. Mesela normalde işte 2 reklam çıkıyoruzdur. Daha fazla bütçe ayırıp 4 reklam, 5 reklam çıkarız ya da farklı mecralara da gireriz gibi. Şey de sorayım, çok sorulan bir soru daha var. Fenomen pazarlama, influencer marketing dediğimiz konu. Yani bazı markalar inanılmaz güzel geri dönüşler oluyor. Bazıları şöyle böyle, ne görüyorsunuz? Orada da çalışmanız var mı? Ne yapıyorsunuz ya da yapıyorsanız? O tarafta sizin sektörünüze uygun kişilerle çalışmak gerekiyor. Örnek veriyorum işte bir işte bebek bezi markasıdır. İşte bir anneyle çalışmanız gerekir. Veya da işte kozmetik ürünü satıyorsunuzdur. İşte bir işte kıyafet ve işte makyaj paylaşan birine paylaştırmak gerekir. Örnek veriyorum işte milyon takipçisi olan herkesin tanıdığı bir influencer'a elektrik süpürgesi tanıttırmak çok inandırıcı değil. Ya asıl orada olay, özür diliyorum, milyon takipçiden ziyade hedef kitlesi değil mi? Aynı yere geliyoruz. Aynen öyle. Yani daha mikro influencer'lar kullanıp daha gerçekçi, daha inandırıcı şeyler yapmak gerekiyor. Bu anlamda UGC denen bir sistem de var. Onda şöyle çalışıyorsunuz, zaten takipçisi daha az ama doğru bir kitlesi var. Sadece onun işte giydiği kıyafetleri takip eden bir kitle var diyelim. Bu kişiye ürün gönderiyorsunuz, bu şekilde barter yapmış oluyorsunuz. Yani elbette tabii ki ünlü isimlerle de çalışmak çok kıymetli. Ama o tarafta da artık çok inandırıcılık kalmadığı için biz daha çok mikro influencerlarla çalışılmasını öneriyoruz markalarımıza. Bu anlamda da partnerlerimiz var. Müşterilerimize buna göre köprü olabiliyoruz. Son bir de şeyi sorayım. Siz de bu çalışmaya başlayanlara bir takım bir kredi veriyorsunuz. Google kredisi. Evet. Neydi o? Ne kadar? Bu etkinliğe katılan ve bizden hizmet alacak olan
markalar için 48 bin TL Google hediye çeki veriyoruz. Bir daha söyle. 48 bin TL. Nasıl, şartları ne? Şartları bizimle anlaşma yapmış olmak. Bizden reklam hizmeti olur, sosyal medya hizmetiyle birlikte olur ya da SEO reklam olabilir ama reklam hizmeti almış olmak gerekiyor bizden. Minimum zaten 6 ay çalışmamız gerekiyor. Bu 48 bin TL'yi de dilerse marka ilk bir ayda harcayabiliriz. İsterse 2 aya bölebiliriz ama çoğunlukla 2 aya bölmeyi öneriyoruz. Böylelikle ne olmuş oluyor? İşte 2 ay zaten 24 bin lira Google check-in olmuş oluyor. Belki 10-15 bin lira da Meta'ya ayırırsan hızlı bir şekilde aslında bu kazançlı aydan sen de faydalanmış oluyorsun. Ben de sizinle çalışayım o zaman. Olur. Valla 48 bin hiç fena değilmiş yani. Evet. Fena değilmiş de çok iyi bir rakam yani. Olur Murat Bey. Bazen soruyorlar gizli bir şey var. Abi ne gizli bir şey olacak işte kadın şey takım. Ama bir tek görüyor işte. Gizli bir, hep bir gizli gündem arayışı var yani. Yok 48 bin. Bundan faydalanmak isterlerse ne yapmalı lazım? Yani sana burada şurada mobitek.com. Zaten listeme direkt LinkedIn hesabım var. Oradan bana mesaj atabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Etkinlik sonuna kadar da buradayım zaten. Kapıda da görüşebiliriz. Zaten herkese de mail atıyoruz. Kontak bilgilerini gönderiyoruz, e-mailini evet. Gönderiyoruz. Oradan ulaşabilirsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler tekrardan. Ağzına sağlık diyelim. Ve alkışlarla pazarlamaya devam edelim. Vedat Aybar. Bütün bugün konuklarımız arkadan oturmuşlar. Yani genelde önde otururdu herkes. Bugün herkes bir podyum yürüyüşü yani böyle bir catwalk. Mobil Dev Satış ve Pazarlama Direktörü sevgili Vedat Aybar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Notlar mı var abi burada? Şeyde. Ne olur ne olmaz. Abi, temkinli olmak geliyor. Geliyor mu? Gayet iyi geliyor. Şimdi mobil dev denince akla ilk SMS gönderim hizmeti geliyor ama arka tarafta çerez yönetimi var. Evet. IYS yani izin yönetim sistemi var. Daha bir sürü hizmet var. Kısaca tam olarak ne yapıyorsunuz abi mobil dev olarak onu bir anlatalım. Oradan da detaylı girelim. Biz de 22 yaşındayız. 2002 yılında başladık. Aynı yaşlısınız evet. Mobitek'le. Aynen. Güzel. Biz SMS'le başladık. 2002 yılında. Aslında bir teknoloji şirketi. Evet. Ar-Ge merkezi. Katma değerli ürünler geliştiriyor. Çok da büyük bir şirket. SMS'le başladı. 2016 yılında işte KVK kanun çıkması ve 2015'te elektronik ticaret güzellemesi hakkındaki kanun çıkmasıyla beraber izin yönetimiyle ilgili bir takım ürünler geliştirdik. Bu ürünler de şu an tahmin ediyorum izin yönetiminde çok referansa sahip olan şirketiz. Yani bilinen birçok perakende şirketi, işte Ren Holding'in markaları, işte FIBA Holding'in markaları, işte Kiyılı, Teknosa, Mediamarkt vesaire falan gibi sayabilecek birçok şirket tüm izinli veri tabanı yönetimi bizim servisimiz üzerinden yapıyor. Çok da değerli bir şey. IYS olmadan ne SMS atabilirsin, ne evet. E-mail gönderirsin. CIS yani cezası aynen, var, şey var. Öyle. Bir de kurumsal bir markaysan ayıp yani. Şey, tüketici de şey fark ediyorsundur yani. Ayıplıyor yani. Sen koskoca bilmem nesin diyor yani. Yakışıyor mu gibisinden bir tepki de alıyor yani. Doğru. Algı da çok değerli. Yani şeyi de sormak istiyorum. Yani bu SMS'le de konuşuruz ama bu KVKK hakkında yani kişisel veri koruma kanunu hakkında markalar ne kadar bilinçlendi? Yani mutlaka bilinçlendi ama siz çünkü Türkiye'de çok büyük markalar şimdi isimlerini veremiyorum. Bazıları gizlilik şeyinde olduğu için ama SMS hizmetinin yanı sıra KVKK, IYS bir sürü hizmet veriyorsunuz. Yani markalar anlatılar mı yoksa hala, çünkü geçen gün bir yerde bir şey oldu. Abi KVKK diyorum, ya boşver KVKK yani o boşver olur mu ya, izinsiz pazarlık olur mu? Yasa olmasa bile, yani yasa olmasa bile, ya o adam senin ürününü alacak mı, almayacak mı, kitle kim yani, böyle göndereyim diyor, ya tutarsa diyor, ölüyor ya tutarsa olur mu yani, sen söyle. Ben söylüyorum inanmıyorum. Yani aslında işin başlangıcı, müşteriyi kazanıyorsunuz, evet. Verisini işlemeye başlıyorsunuz. Bunu yapmadan önce yapması gereken bazı yasal şeyler var, aydınlatmak, işte açık rızası almak vesaire. Açık rıza. Evet, açık rızasını almak. Burada tabii dediğim gibi kanun 2016 yılında çıktı ama işte sonrasında rehberlerle sürekli güncellendi. İşte önce işte silme ile ilgili, alüminleştirme ile ilgili rehber çıktı. Sonra çerez yönetimi ile ilgili rehber çıktı. En sonunda da yurt dışına veri aktarımı ile ilgili bir bildiri yayınladı kurul. Daha önce yurt dışına aktarım için açık rıza gerekiyordu. İşte şimdi standart sözleşmeleri getirdi. Bunları takip etmesi gerekiyor. Eğer siz müşterilerinizin verilerini işliyorsanız, yani işletmekten kastım da şu, herhangi bir yerde saklıyorsanız, segment ediyorsunuz, işliyorsunuz demektir. Bunu yapıyorsanız da kanunun getirdiği bu rehberlerle tanımladığı kurallara uymak zorundasınız. Şimdi bununla ilgili de iki tane yeni ceza var belki
duymuş olabilir. Duymamış olabilirler. Öyle mi? Hem... Ama biraz yaklaşır abi, daha da tamam, duymuşlar. Tamam, evet. Peki. Korksun insanlar. Twitch ve X'e kurul ceza kesti. Kesti. Evet, birine 2 milyon TL, birine 1 milyon 400 bin TL gibi bir ceza kesti. Bir tanesi veri ihlaliyle, yani veri sızıntısıyla ilgiliydi. Diğeri de almış olduğu bilgileri pazarlama amacıyla kullandığı için. Yani pazarlama amacıyla almamış ödemeleri ama işte reklamlarda kullandığı için bu cezaları aldılar. Şimdi İYS'yi de biraz açmak istiyorum. Tüketici yani bizler, E-Devlet'ten galiba değil mi? Evet. Hangi marka bize SMS gönderebilir vesaire görebiliyoruz. Kime izin vermişiz bunu görebiliyoruz. Ve istediğimizi de iptal edebiliyoruz aslında. Yani öyle aslında bağırmaya çağırmaya gerek yok yani. Hiç sinir bozmaya da gerek yok. Bir tıklayınca şık diye gidiyor E-Devlet'ten. Markalar burada ne yapıyor? Şimdi aslında İYS'den önce elektronik ticaret düzenlemesi hakkındaki kanun çıkmıştı. Ve bu kanun Türkiye'ye opt-out'tan opt-in'e geçişi getirdi. Yani daha önce nasıldı? Siz herhangi bir şekilde kişinin telefon numarasını elde ettiyseniz, e-mail adresini elde ettiyseniz çok kolay. Kolayca mesaj gönderebiliyordunuz. Ta ki o ben artık istemiyorum diyene kadar. Şimdi bu kanunla beraber bu opt-in'e geçti. Yani öncesinde izin almanız gerekiyor. Yani işte e-ticaret sitenizi ziyaret etti, geldi. Onu yakaladığınız anda izni alacaksınız. Ya da işte mağazanıza geldi, mağazanız varsa fiziksel mağazanız. Orada yakaladığınız anda izni alacaksınız. Ama bir süre bu çok manuel takip edildi. Yani işte Ticaret Bakanlığı'na işte bildirim yapıldı, Ticaret Bakanlığı il müdürlükleri takip etti vesaire falan. 2020 yılında da bu bahsettiğimiz İYS altyapısı geldi. Eğer arama yapıyorsanız, SMS gönderiyorsanız, e-mail gönderiyorsanız kampanya amaçlı İYS'ye aldığınız izinleri 3 iş günü içerisinde bildirmeniz gerekiyor. Gerekiyor. Eğer bildirmezseniz o izin alınmamış sayılıyor kanunen. İlave olarak SMS gönderiyorsanız operatörlerin de İYS ile bir entegrasyonu var. Siz mesajı gönderseniz dahi o kişinin İYS'de kaydı yoksa o mesaj iletilmiyor. Burada bir şey var, bilgilendirmeler hariç. Yani işte kargo ile ilgili bilgilendirme yaptınız, işte şifre hatırlatması yaptınız vesaire. Bunlar İYS kapsamı dışında kalıyor. SMS pazarlamayla alakalı bir şey sormak istiyorum. Yani burada dostlarımız bir sürü veri alıyor, cep telefon numarası alıyor. Yani ilk günden SMS göndermeye başlamalı mı yoksa ya X adet data olsun ondan sonra başlasın? Yani ne öneriyorsunuz? Yani ilk günden başlamalı mı? Datayı alıyor, izini alıyor. Başlasın mı SMS göndermeye? İlk günden başlayabilirsiniz çünkü şunu gösteriyor. Özellikle bilgilendirme amaçlı gönderdiğiniz mesajlarda müşterilerin %70'inden fazlası bunu SMS'le almak istiyor. Neden SMS'le almak istiyor? E-mail'den farkı ne? Çünkü siz bir GSM hattı aldığınızda operatöre gidip kimlik beyanı yapmanız lazım. Bir sözleşme imzalamanız lazım. Aynı şekilde bunu iptal ederken de yine kimlik beyanı yapmanız gerekiyor ve bir sözleşme imzalamanız gerekiyor. Buradaki güvenilir şey GSM numarası. Bunun dışında promosyonel mesajları da yine kişiler SMS yoluyla almak istiyorlar. Özellikle SMS'ler içerisinde kullanılan linklerin tıklanma oranları e-mail'e göre oldukça fazla yüksek. Yani genel bir kanı var. İşte kimse mesajları okumuyor, işte SMS'leri okumuyor falan bir kanı var. Ama bu doğru değil. Okunuyor. Çünkü biz mobil dev olarak yani yaklaşık %30 civarında mevcut müşterilerin trafiklerinin arttığını görüyoruz. Mesela burada şeyi soracağım, yani e-posta pazarlamada da vardır, bu sosyal medya paylaşımında da var. Mesela SMS'de bu var mı? Yani hafta kaç SMS göndermek lazım? Ya da günün hangi saatinde daha çok insanlar bakıyor? Böyle, çünkü siz milyarlarca SMS gönderiyorsunuz büyük markalara ve elinizde bir veriler vardır. Gizli list tabii ki yani. Atıyorum, pazar günü kimse SMS'e bakmaz ya da ne bileyim. Mesela ben e-mail gönderirken şöyle bir şey yaptım. Tabii biraz da senin kitlenle alakalı. Evet. Benim kitlem hafta sonu pazar günleri bakıyor abi. Bu tabi senelerce gönderiyoruz. Pazar sabahı saat 10'da gönderiyorum. Yaza doğru benim kitle biraz herhalde keyfine düşkün. Brunch brunch yapıyor herhalde. Bir anda düşüyor yazın. Akşama gönderiyorum. Akşam eve gidiyor, dönüyor. Ya yaz. Ama hep çarşmaz yani. Pazar günü sabah 10. Bazen deniyorum cumartesi falan deniyorum ama yani yok pazar benim. Burada da markaya göre mi değişiyor yoksa Türkiye'nin belli gerçekleri var mı? SMS gönderme saati, günü vesairesi. Yani bunun doğrusu aslında bunu ölçmek. Yani A-B testleri yapmak, işte mesajlar içerisinde kişiselleştirilmiş linkler eklemek, o linkler ne zaman tıklanıyor, buna bakmak.
Ama genel elinizde hiçbir veri yoksa, yeni başlıyorsanız, yani genel şey şudur, işte hafta içi gönderiyorsanız işte 11-14 arası, yani öğle saatlerine denk gelen. Bak bunu vallahi yazın bir kenara, kimse söylemez. 11-14 arası, evet, hafta içi. Hafta içi ya da 16-19 arası gönderebilirsiniz. Hafta sonunda 11-17 arasında gönderim sağlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunu mutlaka ölçmeniz gerekiyor. Ölçmek değerli. Şimdi şey de sormak istiyorum, yani demin çerez yönetiminden biraz bahsettik. Evet. Yani son dönemlerde web sayfalarına girdiğimizde çerez yönetimi, çerez ayarları, cookie management böyle şeyler çıkıyor. Nedir bu? Bir yasa çıktı, yasallaştı, bunu yapmak zorunlu galiba. Evet. Ne anlamak lazım? Bu aslında KVKK'nın, yani 2016 yılında çıkan kanunun bir parçası. Parçası. Ama, kurul 1,5 sene önce kadar bir rehber yayınladı. Ve bu rehberde çerez yönetiminin nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Eğer işte az önce Mobitek anlattı, bir hedefleme, retargeting yapacaksanız, işte ilgilendiği ürünleri müşterinize gösterecekseniz, öncesinde ondan çerezlerle ilgili izin almanız gerekiyor. Sadece zorunlu çerezler var, yani sitenin çalışması için gerekli olan çerezler. Sadece onlarda izin almanız gerekmiyor. Ama diğer işte performans, analiz ve reklam çerezleri için izin almak mecburi. Burada yasal zorunlu. Yaptırımları çok büyük. Yaptırımları çok büyük. Hatta bunun farkındalığı, yani Türkiye'deki farkındalığının artması Kayseri'deki topraklardan çıktı diyebilirim. Öyle mi? Evet. Burada geçtiğimiz sene bir avukat ve stajyeri yaklaşık 200'ün üzerinde şirketin web sitesini incelediler. Evet. Ve bir yazı gönderdiler. Şimdi KVKK'da şikayetin iki adımı var. Birinci adım, markaya gidiyorsunuz. Markanın 30 gün süresi var. 30 gün içerisinde size cevap vermek zorunda. Vermezse bu sefer cezai süreç başlıyor. Bu 200 firmaya işte biz sitenize girdik, çerezi kabul etmedik ama işte siz bize reklam göstermeye devam ettiniz falan gibi. Avukat bunu inceleyerek, burada bilmiyorum. Olabilir ya. Ama hukuk şey dünyasında da Kayseri vakası diye geçer bu vaka. Hadi canım. Evet, aynen. Allah Allah. Bak bilmiyorum, hiç söylemedin mi? Yani biz ve rakiplerimiz teşekkür ettik diyor. Avukatlıkta seviye vereceğiz yani, hemen elini kaldırsın falan. Yok, avukat gelmemiş. Şu an avukat. Vay anasını ya. Evet, Kayseri'nin ikisi büyüktür yani. Kayseriler uyanık derler ya, gerçekten bravo yani. Ama ne güzel işte, bir şey, güzel bir şey vesile olmuş yani. Yasanın şey olmasına. Evet, iki taraflı bakanlar oldu yani. Gerçekten hani bunun farkındalığının olması ve herkesin böyle bir anda hizaya gelmesi neyi sağladı? Bizim mesela uzun süredir cevap alamadık müşteriler bir anda hemen kurmamız lazım. Kayseri efekt. Evet. Böyle çerez... Çerezle alakalı en önde oturuyorsunuz, sesiniz çok geliyor. Çerezle alakalı bir şey görüyorsunuz da okay. Mesela ben çok şeyim ya, okey hemen okey yapıyorum size. Geliyor mu önünüze bir şey çerezle alakalı? Çok gelen. Çünkü bazı sitelerde var, bazen yok ama olmaması çok kötü bir şey. Yasal bir zorunluluk yani. Evet, yani YS kadar şu an oturmuş durumda değil. Büyük şirketler bu şeyi yapıyorlar, çerez yönetimini yapıyorlar. Ama göz öndesiniz ve reysen de kurul. Şey yapıyor, ceza kesiyor. Bunun örnekleri de oldu. Bir de şöyle bir şey de oluyor. Yani bu biraz teknik konular ya. Çerezleri o şeylere siteye eklemek kolay mı değil mi diye sorular var. Kolay mı, zor mu? Yani şöyle. Mesela sizin Ticimax'ın da galiba. Evet. Ticimax'ın da bir işbirliğimiz var bu konuda. Biz de artı 3 ay Ticimax üyelerine çerez yönetimi veriyoruz. Burada bir panel var. Panel üzerinde yani bir PowerPoint kullanır gibi işte aydınlatma metninizi giriyorsunuz. Zaten sistem çerezleri otomatik olarak tarıyor ve kategorilendiriyor. Yani diyor ki senin sistemde işte reklam çerezleri var bunlar, işte Google Ads ile ilgili, işte Analytics ile ilgili bu çerezleri buldum, işte zorunlu çerezler bunlar da senin önüne getiriyor. Evet. Orada hazır metinler de var, o metinleri, aydınlatma metinleri, onları kendinize göre düzenleyebiliyorsunuz. Ondan sonra bir script oluşuyor. Geriye sadece o scripti işte Ticimax'in içerisinde panel ekleme kopyalayabilmiştir. Evet, kopyalamıştır. Valla ben bir de programdan ki online satış yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Çok basit web sayfalarım var. İşte kayıt olduğunuz, eğer oradan kayıt olduysanız, bazılarınız reklam da geldi. faydalısohbetler.com girersiniz. Hemen çıkıyor. Mobil dev sağ olsun. Orada hemen Vedat dedik abi de, ayıp oldu dedi yani. Senin dedi cookie, o kadar konuşuyorsa sen de dedi cookie şey çerez şey yok. Vallahi 8-9 tane sistem var. Kendi sayfam var. Onların hepsine koydum. Çok havalı oldu biliyor musun? Geçen gün birisi dedi ki Murat Bey de gördüm de çok. Yani şaka değil bu. Madem biz bu işe girdik. Madem dedik ki konumlanmak. Abi yani tüketici de artık aptal değil. Yani tüketici algılıyor. Diyor ki bu adam diyor farklı diyor. Bu kadın farklı diyor. Yani bunu yapanlar, bu konuyu yapan,
diğer şeyleri yapan bir farklılaşıyor. Bu kadar rakip arasında farklılaşmak çok değerli. Yani biraz da saygı, ben senin marifetine saygı duyuyorum. Yani bu şu anda belki çok anlamlı gelmiyor ama yeni kuşak inanılmaz derece bunlara hassas ve yeni kuşak geliyor artık, deli gibi geliyor. Yani çok sayı olarak da geliyor. O yüzden de hazırlıklı olmak lazım. Son ekleyeceğim bir şey varsa, sizin var mı kampanyanız bu dönem, bir şey var mı? Bizim TGMX'le beraber yaptığımız artı 3 ay kampanyamız var. Tamam, çerezde. Hem SMS'de hem çerezde hem de izin yönetimi tarafında. Evet. TGMX'de hazır entegrasyonumuz var zaten. Evet, çok basit işler. Direkt aktive edebiliyorsunuz. Yani bu bir zorunluluk İYS tarafında, çerez tarafında. Hani kaçamayacağınız bir şey. Kaçamazsın. Ve ne kadar fazla büyürseniz o kadar göz önündesiniz demektir. Yani soberan riskiniz çok yüksek. Yani adam gibi kuralları uyalım ve yapalım diyoruz. Vedat'cığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sen herhalde şimdi uçağa doğru gideceksin. Evet, evet, evet. Şimdiden iyi yolculuklar. İstanbul'a tekrardan görüşmek üzere. Sağ ol, var ol. Mobildev.com'dan da detaylı bilgi alabilirsiniz. Alkışlarla sevgili Vedat'ı uçağa İzmir maaşında havalimanına gönderiyoruz. Başkan tamam, tamam. Sevgili Emrah Arslan buradalar mı efendim? Hoş geldiniz. O da arkadan geliyor. Sinan'ın da arkada. Herkes arkadan. Demek burada bir şey, esrarengiz bir şey var. Geçen sene herkes öndeydi. Sevgili Emrah. Biz sözleştik gibi. Vallahi arkada kaynatıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Parkbaren.com. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle herkes hoş geldi. Emrah ben. Emrah'cığım, senin de sana bir sürü sorum var. Bana çok sordular. Fulfillment. Evet. Yani bu çok İngilizce, bazı kelimelerin Türkçe karşılığı yok. O yüzden de bazen kızıyoruz ama yani fulfillment duymuşsunuzdur. Fulfillment, fulfillment, fulfillment. Lan ne bu fulfillment? Nedir bunun Türkçe karşılığı? Bir anlatsana. Evet, onun Türkçe karşılığı yok. TDK'ya kazandırmak lazım bu arada. Hani birisi evet, çalışma yaparsa bu konuda biz de mutlu oluruz. Şimdi fulfillment şu demek aslında. Uçtan uca bir lojistik yönetimi demek. Ne demek bu? Üreticiden ürünlerinizi aldınız ya da kendi atölyenizde ürettiniz. Ürünleri biz sizden alıyoruz, depolarımıza çekiyoruz. Size bir yazılım, bir sistem sunuyoruz. Ne bu sistemin adı? Order Management System, yani sipariş yönetim yazılımı. Evet. TG Max'ınızı bağlıyorsunuz, kendi satış sitenizi. Trendyol'u bağlıyorsunuz. Sipariş yer geldikten sonra sizin paketleme standartlarınıza göre, işte benimkine hediye kartı koyun, benimkine pelin kağıdı sarın gibi standartlar var. Bu standartlara göre ürünleri paketliyoruz. İster yurt içinde satış yapmış olun, ister yurt dışında satış yapmış olun, ürünlerinizi kargoluyoruz ve bu takip süreciyle de beraber teslimatına kadar ürünlerini takip ediyoruz. Fulfillment aslında bu demek, çok uzun bir süreç ama küçük bir kelime fulfillment. Şimdi orada şeyi sormak istiyorum. Belli bir aşamaya gelen KOBİ'ler size gelip diyor ki kardeşim depo hizmetini al, senden almak istiyorum. Paketli beni senden almak istiyorum. Ne sağlıyor ona? Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Ya kardeşim benim zaten burada dükkanım var. Bir anda depo yapmışım. Benim elemanım da var. Orada arkada da radyo var. Türkü söylüyor söylüyor, tamam mı? Kargoyu da şey yapalım. Yallah gönder. Akşam da kargocu Ahmet abi geliyor. Senin ne avantajın oluyor burada yani? Benim ekibimin olması durumunda ya da olmaması durumunda. Onu sorayım. Tabii iki türlü de avantajımız var aslında bu tarafta. Şimdi ekibiniz yoksa zaten minimumda bir bütçeniz olması lazım. Ne? Bir tane personeliniz olması lazım. Gelen siparişleri paketlemesi lazım. Ya da sizin paketli olmanız lazım. Buradaki en büyük tehlike sizin paketi yapıyor olmanız. Niye? Siz ürününüze odaklanmalısınız, reklama odaklanmalısınız, satışa odaklanmalısınız. Ben bunun için pahalı bir adam. Yani çok pahalı bir adamsınız. Patronsam yani. Aynen, siz paketleme yaparsanız zaten geçmiş olsun. O iş ya kendi çapınızda olur ama hiçbir zaman büyümez. Büyüyen firmalarda da şu oluyor aslında. Atıyorum bir takım kurması gerekiyor. İşte mavi yakalayacak, işte başlarına bir tane supervisor koyacak, işte kargo sorumlusu atacak vesaire. Burada depo kirası olacak. Burada da minimum bir maliyet çıkıyor. Bu maliyetleri alt alta topladığınız zaman zaten bizden mesela fulfillment hizmeti alsanız daha uyguna gelmiş oluyor. Biz size katma değerli hizmet sunmuş oluruz. Ne yapıyoruz aslında? Bu satış kanallarınızı full entegre şekilde sisteme alıyoruz. KPI'larımız var. Diyorsunuz ki bize saat 14'e kalan 14'e kadar gelen siparişleri aynı gün kargolarım şeklindeki KPI'larımız var. Bunlara uyum sağlıyoruz. Sürekli bizi denetliyorsunuz. Bize iş emirleri atıyorsunuz. Ya biz sizin partneriniz oluyoruz aynı zamanda aslında bu taraftan. Şimdi arka taraftan rica edeceğim. Sizin sesiniz çok geliyor efendim. Affınıza sığınarak. Çünkü burası ufak bir salon. Eko ile geliyor. O yüzden sessizlik rica edeceğim. Şimdi ben genelde böyle kara kedi olurum maalesef. Yapacak bir şeyim yok. Bir de en son bir şey ekleyeyim şu soruya. Ekle. Hiç mi tatile gitmiyor? Mesela bize gelen müşterilerin %20'si tatile çıkamıyorum.
Çocuğum hastalandı, hastaneye götüremiyorum. Ne oluyor? İş duruyor. İş durmaz. Paketlemeyi süresini geçirdiğiniz zaman olmaz. Olmaz. Ceza yemeye başlıyorsunuz. Mağaza puanınız düşüyor. Bir de yani tüketici de bir günden fazla beklemek istemiyor. Bir de geçen seneki rakamlara baktığımızda Ticaret Bakanlığı rakamları bütün ortalama almışlar 47.6 saat. Yani 48 saatte bütün Türkiye'de lojistik gidiyormuş. İki günde herkesin malı. Acayip bir şey. İki gün çok ciddi bir rakam. İyi anlamda bir rakam. Şimdi mesela ben yine ürünü verdim size. Şunu da anlamak istiyorum. Yani benim paketleme stilimi ben gelip oraya hani teyzeler vardı ya evladım paketi böyle yapacaksın. İşte kart koyuyoruz, hediye kartı koyuyoruz. Onu nasıl öğreniyorsunuz? Orada şu şekilde aslında bir hafta bizim onboarding diye bir sürecimiz var. Bu süreç aslında hem operasyonel paketi elimizde yiyor hem de yazılımsal olarak sistemleri entegre etmekle geçiyor. Önce kurgu yazılımdan başlıyor. İşte nerelerde satış yapıyorsun? İşte TG Max'ta e-ticaret sistem var, onu bağladık. Siparişler bana gelmeye başlıyor. İşte Trendyol'da satış açtım, onlar gelmeye başlıyor. İşte TG Max üzerinden yurt dışına satış açtım. Bunların her birinin kurgusu var. Ne kurgusu var? Arka tarafta bir kargo kurgusu var. Örneğin yurt dışına bir sipariş geldiğinde bunu ekonomik kargoyla mı göndereyim? Ya da ekspres kargoyla mı göndereyim? Seçmeniz lazım. Ya da işte Antalya'ya işte Trendyol Express'le göndereyim, işte Ankara'ya kolay gelsin göndereyim vesaire vesaire aslında kurgularınız gerekiyor. Bu kurguları ilk bu onboarding etapında tamamlıyoruz. Aynı zamanda sizi iki gün depoya alıyoruz, sizin ya da sizin operasyoncunuzun. Orada bize gösteriyor yani. Operasyon uçtan uca anlatılıyor, biz onları dokümant ediyoruz, sisteme alıyoruz aslında. Bir sipariş geldiği zaman, depocu paketleme yaptığı zaman önüne nasıl paketleyeceğini aslında adım adım çıkmış oluyor. Bu sayede hata yapmış oluyor. Şimdi burada Amazon'da satış yapan dostlarımız var. Amazon'da bildiğim kadarıyla, ya bildiğim kadarıyla biliyorum da şey, Amazon'da şey var yani Amazon'da kendi deposu var. Şimdi orada bir kafa karışıklığı var. Amazon'da mal satıyorum, Amazon deposunu göndermek varken niye sizin deponuz, çünkü Amerika'da deponuz var. Ya onun avantajı ne oluyor? Onu da anlamak istiyorum. İki yöntem var orada. Amazon FBA dediğimiz Fulfillment by Amazon yani Amazon'un deposunu kullanarak Amazon'un Fulfillment hizmetini verdiği yöntem. Diğeri de FBM Fulfillment by Merchant yani satıcının kendi imkanlarıyla bulduğu depodan. Size gönderiyor. Bizim metot o. Orada şöyle bir şey var aslında. Customize ürünler yapıyorsa bir kere Amazon'a yüklü şekilde stok gönderemiyor ya da ilk hesap açtığı işte 200 ürüne Customize ürün nedir? Kişiye özel kişiye özelleştirilmiş ürünler tamam. Diyelim. Oralarda ne yapması lazım? FBM yani sipariş geldiği zaman aslında teker teker göndermesi lazım. Yüklü stok tutamıyor. O yüzden FBM kullanamıyor. Ya da halı diyelim mobilya Kayseri özelinde konuşursak bu tarz ürünlerde FBM'in fiilleri çok yüksek yani aldığı ücretler çok yüksek. Çok, çok maliyetli olmaya başlıyor. O yüzden oralarda kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Bir de şunu yapamıyorsunuz aslında. Konteyner bazında ya da palet bazında ürünleriniz var diyelim Amerika'ya göndereceksiniz. Amazon'dan randevu almanız gerekiyor. Normal bu direkt bir kolyeyi koydum gönderdiğim gibi olmuyor. Randevuyu da Amazon hadi bir vermesi çok zor bir şekilde veriyor diyelim. Gitti konteyner oraya. Diyor ki oradaki mavi yaka işte Amazon Amerika'da işte bugün yoğunuz bugün alamayız diyor. Şimdi bugün alamayız demesi o konteyneri, konteyner driver'ın bir saatlik ücreti var. O konteyner sahibi aynı şekilde bulunduğu cezalar var. Buraları ödemek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden bir ara depoya ihtiyacınız oluyor. Doğru. Ne yapıyorsunuz? Ürünleri Amerika'da önce bir depoya çekmeniz lazım. İndiriyoruz orada ürünleri. Palet bazında ayırıştırıyoruz ya da koli bazında. Bu sefer Amazon'un anlaşmalı carrier'ları var, taşıyıcıları var. Onlardan biz çağrı açıyoruz, onlar bizim depomuza gelip kendi Amazon depolarına dağıtıyor. Bu aslında bir zorunluluk yani. Yani istenen bir şey değil ama zorunluluk. Peki bir de şey soracağım, pazar araştırması çok değerli. Yani yurt dışına, çünkü yurt dışı ciddi bir şey yani. E-ticaret de ciddi bir şey ama şimdi elin gurbet ellerine gidiyorsun, elin ülkesine gidiyorsun, Amerika diyorsun yani. Uçakla 11 saat. Doğru. Yani oraya mal göndermek vesaire bir pazar araştırması yapmak lazım. Ben hep söylüyorum yani diyorum ki bu iş öyle kolay bir iş değil. Yani gözünüzü büyütmeyin ama bir pazar araştırması yapmak lazım. Ama bizim Türkler pek o pazar araştırmasını yapmadan abice kervan yola düzülür kafadan gireyim diyor. O da güzel kafadan gir ama yani sonra da zarar olunca çok büyük zarar oluyor. Şimdi siz burada pazar araştırması konusunda yani bir elde bir know-how, bir bilgi, bir birikim var. Paylaşıyor musunuz? Nasıl? Paylaşıyoruz. Orada aslında biz yine hani kendi uzmanlık alanımız lojistik ve depolamadan aslında örnek veriyoruz. Bir firma bize geldiğinde önce oturuyoruz. Ürünü ne? Kaç desi?
İşte günlük çıkışı ne kadar, aylık çıkışı ne kadar? Atıyorum günde zaten bir tane çıkıyorsa biz ona diyoruz ki sen depo kullanmana gerek yok çünkü depoda fix ücretlerimiz var. Hmm. Sen ürünlerini sat, biz senin gelip kapından alalım, yurt dışına o şekilde gönderelim. Biz bu hizmeti de veriyoruz. Onları aslında sipariş adetine göre, ürünün desisine göre analiz ediyoruz. Örneğin çok küçük bir ürünü varsa diyoruz ki fulfillment'a uygun senin ürünün. Niye? Çok küçük olduğu için depoya çok para ödemezsin. Sipariş geldiği zaman sipariş başına bir ücret ödersin. Yok. Bu şekilde aslında ürünlerini analiz ediyoruz firmayla beraber. Ona göre hangi depoya mı uygun, buradan satmaya mı uygun, ona göre karar verip aslında firmayı yönlendirici pozisyonda oluyoruz. Abi çok güzel bir şey söyledin. Bir şey de sormak istiyorum. Yani şimdi stok yönetimi çok önemli. Özellikle Türkiye'de de önemli, yurt dışında da önemli. Evet. Sizin tarafta şu da oluyor mu şimdi? Ben artık depoyu size verdim ya. Arayıp Murat işte baba senin bir de Black Friday ya şimdi ya sizin işte ayakkabılar azaldı. Yani çünkü ben patronum ya farkında olmayabilirim. Ben üretime odaklanmışım, PR odaklanmışım, pazarlama odaklanmışım, stoğu unutmuşum. Siz öngörebiliyor musunuz kardeş? Mal bitti, bitiyor. Hani 3 gün sonra kalmayacak, öyle gözüküyor. Hemen mal gönder falan gibi öngörüler yapıyor musunuz? Tabii biz sipariş kanallarını zaten sisteme entegre ediyorduk baştan. Evet. Burada aslında her zaman bu arada sanal stoklar değil deponun stoğu önemli. Yani depo size ne diyorsa aslında onu uygulamak durumundasınız. Çünkü depoda fiziksel ürün yoksa yoktur, yok satarsınız. Orada şunu yapıyoruz aslında. Bir tane panel veriyoruz müşteriye. Bu panelde ürünleri barkod bazında ayırıyoruz. İşte A barkodundan 5 tane A deposunda, B barkodundan 3 tane ürün C deposunda şeklinde müşteriye gösteriyoruz. Stoklar azaldığı zaman da kritik stok seviyelerini beraber belirliyoruz müşteri. Müşteri diyor ki benim kritik stok seviyorum 5'tir diyor. Kimisi diyor ki benim 100'dür diyor. Çünkü günde 100 tane alıyor ondan mesela. Ama diğeri haftada bir tane alıyor diyelim. Ona göre müşteriyle kritik stok seviyelerini belirleriz. Kritik stok seviyesinin altına indiği zaman zaten bildirimler gider. Aynı zamanda da key account dediğimiz işte yardımcı arkadaşlarımız var. Bu tarafta destek oluyorlar müşterilerimize. Gıda ve kozmetik gibi bozulma riski olan ürünler var. Orada evet. Bir özel bir şeyiniz var mı saklama şekliniz ya da? Tabii orada supplement ve şey yapıyoruz. Gıda tarafını yapıyoruz zaten. Firmanın istediği özel iklimlendirme koşullarını işte her depoda olmayabiliyor. İşte Amerika'da işte bir lokasyonumuz da var. Türkiye'de iki lokasyonumuz da var. Nerede istiyorsa onun standartlarına karar verip aslında alabiliyoruz depolarımıza. Bu şekilde çalıştığımız müşterilerimiz de var şu anda. İade yönetimi mesela yani ürünü şimdi bizim sistemde ben malı gönderiyorum. Adam iade ederse benim ofise geliyor, depoya geliyor. Doğru. Sizde nasıl oluyor? Size geliyor. Yani size geliyor da mesela kıyafeti mesela tekrardan yıkayıp ütüleyip Amerika'da özellikle şimdi onun gelmesi çok büyük bir külfet. Yani onu ne yapıyorsunuz abi? İade şöyle. İadeyi illa bizim depoda çalışmasına gerek yok benim yapabilmem için. Örneğin Türkiye'den ürün gönderiyor diyelim yurt dışına. Gitti gönderdi, yanlış adres verdi alıcı değil, ulaşamadı gönderi. Müşterisine de ulaşamadı, doğru adrese de gidemiyorum. Ya da gönderdi ürünü, bedeni olmadı. Ne oluyor? Türkiye'den gönder, teker teker göndermişti. Ürün diyor ki ya geri gelme ücreti çok yüksek çünkü ürünü 10 dolara gittiyse geriye 50 dolara geliyor. Ya da imha diyor ya da sende kalsın diyor. Ya kalsın daha iyi. Biz burada şunu sunuyoruz aslında depolarda illa hani bizim depomuzdan çıkmasına gerek yok diyoruz ki biz ona bir tane etiket veriyoruz taşıma etiketi. Bu etiketi git şeye ver diyoruz işte alıcına. Alıcısı gidiyor en yakın atıyorum oradaki taşıma firmasının istasyonuna gidip teslim ediyor. Sonra bizim depomuza geliyor. Biz onu mağarayla onu okuttuktan sonra aslında işte Ahmet Bey ürünleri geldi, stoğu aldı. Siz tekrar o ürünü sattığınız zaman aslında Türkiye'den değil de biz onu artık Amerika'dan zaten elimizde bir tane ürün olduğu için, iade olduğu için kontrol ediyoruz bu arada tabii. Doğru ürün mü, herhangi bir hasar var mı diye. Eğer bir sıkıntı yoksa da son müşterisine doğru kargoluyoruz. Son soru da şu olsun, bu da çok gelen bir soru. Şirket kurmam gerekiyor mu? Ben yurt dışında mal satıyorum, şirket kurmam gerekiyor mu yurt dışında? Şimdi şöyle, zaten başlangıçta gerekmiyor. Niye gerekmiyor? Türkiye'den şirkette yurt dışına B2C cross border anlamında genelde Ads tarafında yaygın. Şirketleşmeniz gerekmiyor ilk etapta ama sipariş sayısı arttığınızda ya da Amazon işini detaylandırdığınızda mutlaka işte hedef pazarınız neresiyse işte İngiltere ise İngiltere, Amerika ise Amerika mutlaka şirketleşmeniz gerekiyor. Bizim konteyner hizmetimiz var dolmuş gibi böyle her ay 4-5 tane konteynerimiz kalkıyor mesela Amazon depolarına. Mesela o servisten yararlanmak ve imkanlardan daha az vergi çıkmasını istiyorsanız şirketleşmeniz gerekiyor. Yani
biraz B2B iş ve büyük işe doğru odaklanırsanız şirketleşmeniz gerekecek. Size kimler gelmeli? Bir de onu da sorayım. Bize, biz aslında depo tarafında hem B2B hem de B2C tarafında e-ticaretçiler hedef kitlemiz. Navlubo yani B2C tarafta da ister bir paket olsun, ister günlük 1000 paket olsun, kurumsal olsun ya da girişimci olsun bizim hedef kitlemiz ve bizim müşterimiz. Sana ulaşmam lazım. Tabii. Kartımı vereceğim zaten çıkışta isteyenlere. Tamam. Numaramı da isterseniz söyleyebilirim. Versin mi? Hadi bakalım. 545. Evet, ben biraz zaman geçireyim. 0545 Emrah Arslan. Evet. 682. 682. 6901. Seninki de çok bildiğin abi. 6901. Yok, 682. 6901. 500. 545. 545. 682. Tamam. 6901. Eskiden tamam. Şey var, tele kanallar vardı orada. Ben daha ne yapayım? Sevgi, herkesin numarasını, her şeyi veriyoruz yani. Vallahi çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sen bu akşam kalıyor musun? Kalıyorum. Evet. Tamam. Yani çıkışta da Emrah burada. Sorularınızı sorarsınız. Ağzına sağlık. Alkışlar en sonunda. Kapanışı da Sevgi Sine ile yapalım. Cenk Güneş. Para kokusu geliyor. Dolarlar, mark diyorum yine. Mark nereden takıldı? Eurolar, TL'ler. Parası olmuyor Sine Hanım, değil mi? Paranın ne önemi var? Büyüm olan insanlık diye bir şarkı var ama yalan yani. Para da o önemli. Hoş geldiniz. Merhabalar. Türkiye'nin en büyük ödeme sistemi kuruluşu diyebilir miyiz? EZCO. Evet. Elektronik para ve ödeme kuruluşu süper diyebiliriz. Şimdi ödeme denince aklar hep banka geliyor. Banka. Sizin ya da sizin gibi kurumların bir bankadan farkı ne? Önce onu sorayım. Aslında online dünyada o akla ilk gelen banka trendi artık değişmiş durumda. Öyle biraz mi? Aynen. Çünkü daha bilinçli hem son kullanıcılar yani bizler müşteri olarak aynı zamanda hem de artık web sitesi sahipleri. Bir ödeme kuruluşu ne yapar? EZCO ne yapar? Aslında tek bir muhatapla tüm bankalar üzerinden ve tüm kart şemalarıyla müşterilerinizin ödeme geçirebilmesini sağlayan bir kuruluştur ödeme kuruluşları. Yani şu an mesela bir e-ticaret web siteniz var ve sadece iki bankayla anlaşmalısınız. Bu iki banka hangi kart şemalarını destekliyorsa, atıyorum Bonus ve Word'u destekliyor. Ama siz hala bir Combo'dan, bir Advantage'dan şey geçiremiyorsunuz, taksitli işlem geçiremiyorsunuz. Ön bir ödeme kuruluşuyla, EZCO ile çalıştığınız dünyada aslında tüm kart şemalarına aynı anda müşterilerinizin erişimini sağlayıp satışlarınızı güvence altına alabiliyorsunuz. Aslında tabii ben de bu dünyaya girdiğim için yani şunu da gözlemliyorum, etkinliklerde de duyunca çok hoşuma gitti. Yani bir tüketici, şimdi çok büyük bir rekabet var, ben bir kitap alacağım, o kitap şirketine gittim, online'de ödemede bir sıkıntı oldu mesela, X banka. Halbuki sizin gibi kurumlar aynı anda bir sürü bankaya çalıştığı için sahnenin bilmem ne kaçta birinde orada bir işlemde sıkıntı mı oldu? Şak diyene geçiyor. Ben ruhum bile duymuyor değil mi? Bir de o avantaj var. Aynen. O çok önemli. O çok önemli. Özellikle içinde bulunduğumuz Kasım ayında çok çok daha önem arz eden bir konu aslında. Şöyle tabii ki her ödeme kuruluşunda olan bir sistematik değil bu. Ama hani adını duyduğunuz güvenilir bir ödeme kuruluşuyla çalışıyorsanız ve teknik altyapısı bunu destekliyorsa ödeme kuruluşuyla bunu yapmanız mümkün. Ne oluyor? Özellikle Kasım ayında bu Kasım kampanyalarıdır vesairedir. İnanılmaz bir trafik var, tıklanma trafiği var, bir satın alma trafiği hareketli var. Hareketli değil mi şu an? Aşırı hareketli. Evet. Ve o süreç içerisinde aslında bankaların sistemlerinde zaman zaman yavaşlamalar olabiliyor, kısmi çökmeler olabiliyor vesaire. Ve sizin hiçbir satış kaybetme lüksünüz yok o süreç içerisinde. EZCO ne yapıyor aslında? Arka planda akıllı yönlendirme sistemimiz mevcut. Sizin ve son kullanıcınızın hiç farkında bile olmadığı bir süreç işliyor arkada ve milisaniyeler içerisinde aynı kart şemasını destekleyen başka bir bankaya yönlendirme sağlanıyor. Siz öyle satın alma aşamasında uzun uzun dönen ekranlarla muhatap olmadan aslında EZCO arka planda bütün geçişleri halletmiş ve ödemeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırmış oluyor diyebilirim. Bir de şeyi sorayım, yani bankalarda işte gidersin, şubeyle görüşürsün, sizde başvurular nasıl oluyor?
Bizde başvurular tamamen online sistemde oluyor. Yani online başvuruyorsunuz, bütün belgelerinizi online... easyco.com'a giriyor. Aynen, easyco.com'a giriyorsunuz. İşim için kısmından başvurunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Bütün belgelerinizi online ortamda yüklüyorsunuz. Sözleşmeniz size online ortamda gönderiliyor. Okudum, anladım, onaylıyorum butonuna basarak aslında sözleşmenizi de imzalamış oluyorsunuz ve ödeme almaya başlıyorsunuz. Bu süreç 24 saatlik maksimumda süren bir süreç aslında. Değerlendirme süreci. Ticimax altyapısından gelenler zaten bir adım önde herhalde. Tabii ki, aynen. Ticimax'da aslında özel bir entegrasyonumuz da mevcut bizim ödeme adımında. Biz buna anında sanal post başvurusu diyoruz, instant başvuru. Orada doğrudan aslında instant başvuru yaparak derhal ödeme almaya başlayıp 10 gün içerisinde de evrak yükleme süreçlerini tamamlayabiliyorsunuz. Süper. Gibi bir hızlıca, hızlının hızlısı süreci geliştirmiş durumdayız. Şeyi de sorayım, kim denetliyor sizi? Biz Merkez Bankası denetliyor. Banka. Ve evet. Merkez Bankası yani. Aynen öyle. Ve zaten hani bir ödeme kuruluşuyla çalışılacağı zaman bakılması gereken iki önemli unsur var. Aslında bugün burada konuşulan iki önemli konudan biri KVKK açısından önemli bir dünya standardı var. PSI DSS birinci seviye lisans bulundurması gerekiyor bir ödeme kuruluşunun. Sağlam bir ödeme kuruluşunun diyeyim. Bu sertifikaya sahip olması ve Merkez Bankası tarafından mutlaka lisanslandırılmış olması gerekiyor. Artık tabii ki de hani bilinç düzeyinin arttığı bir dünyanın içerisindeyiz ama zaman zaman henüz lisanslama aşaması tamamlanmamış ama anlaşmaları ben peşin peşin yapayım, bir nabız yok diyeyim diyebilecek kitleler de mevcut olabilecektir. O yüzden mutlaka bu iki lisans ve sertifikaya dikkat edilmesi gerekiyor. Yalnız şaka bir yana şunu da söyleyeyim. Ben mesela alışveriş yaparken web sayfalarına baktığımda altta Ticimax gibi bir altyapı, yani Ticimax tarafından yapılmış oluyor ya da Easyco gibi ödeme sistemi görünce güvenerek alışveriş yapıyorum. Çünkü diyorum ki zaten Ticimax ya da Easyco bilmediği, etmediği anti-kuntin şeyleri almıyor içeri. O yüzden de orada çok büyük bir şey sağlıyor. Evet, o gerçekten hepimiz birer müşteriyiz aslında. Yani belki burada e-ticaret yapanlar, web sitesi sahipleri var, Easyco var, Ticimax var vesaire ama günün sonunda hepimiz tüketiciyiz. Ve ben de hala online dünyada açıkçası alışveriş yaparken tedirgin olan isimlerden biriyim. Ve mutlaka her alışverişimde açıkçası bu e-ticaretle tanışmadan önce de hani bir fiil aslında iş hayatında tanışmadan önce de böyleydi benim için. Mutlaka bir sayfanın altına doğru bir kaydırırım. Bir altyapı var mı? Bir ödeme kuruluşu ne? Bankayla mı çalışıyor? Hangi ödeme kuruluşuyla çalışıyor? Yani günün sonunda aslında no name, hiç adını bilmediğim bir markadan alışveriş ederken güven tesis edecek herhangi bir şey arıyorum. Yani satıcıya ulaşamazsam ulaşabileceğim bir kontak bulabilecek miyim? Mutlaka, çok değerli. Burada da tabii ki İSKON'un 7/24 desteği o güveni sağlamakta. Şey de sorayım. Bu fraud denen şüpheli işlem. Yani şüpheli işlemde ben satıcı olarak da etkilenebiliyorum, tüketici de etkileniyor. Orada nasıl koruyorsunuz iki tarafı? Ne var? Orada aslında her iki tarafı da koruyan iki tane yöntem var. Öne çıkan iki tane yöntem var İSKON'un içerisinde. Bunlardan biri Dynamic 3DS dediğimiz bizim. Dynamic 3DS aslında hepimizin bildiği bu mesajla SMS. Bir kod geliyor SMS'le ve o kodla doğrulama yaparak satın alım tamamladığımız süreç. Bunun dinamik versiyonu nedir peki? Şimdi 100 liralık, 200 liralık sürekli aldığınız bir eşyayı aldığınızda aslında sürekli bir doğrulama kodu girmek istemiyorsunuz müşteri olarak. Günümüz hız dünyası. Doğru. Hepimizin acelesi var. Hepimiz bir an önce alışverişi tamamlamak istiyoruz. O yüzden ya ben zaten bu web sitesinden 1000 kere alışveriş yapmışım. Ortalama sepet tutarımda ortalama bu seviyelerde. Bana artık şunu çıkartma diyor insan. O yüzden arka planda aslında yapay zekanın çalıştığı ve bir kullanıcının ortalama sepet tutarı, genel olarak hangi sektörde daha fazla harcama yapıyor arka planda sorgulayıp eğer kendi alışveriş alışkanlığı dışına çıktıysa 3DS sorgusu çıkartma şeklinde yapay zekalı bir arkada güvenlik asistanı olarak düşünebiliriz onu. Burada ne oluyor? Ben işte CNO olarak normalde ortalama 2000 TL sepet tutarında sürekli giyim alışveriş yapan bir müşteriyim diyelim. Sonra bir anda kalktım 50 tane araba lastiği almaya kalkıyorum. Sistem bir an diyor ki bir dakika bu sine olmayabilir. Ben buna bir dinamik 3D'ye sorgusu çıkayım. Ve o anca o koşulda benim karşıma sorgu çıkıyor diyebiliriz. Bu birinci aslında güvenlik adımı. İkinci güvenlik adımında 7/24
orada aslında faaliyeti olan bizim fraud ekiplerimiz var. Ve bir alışverişin o iş yerinden toplu mesela anlık gönderilen istek sayısına bakarak, alışveriş tutarına bakarak, alışveriş yapan kaynağın yine arka plandaki verileri AI'la yani yapay zeka, AI'la AI'la gelen aslında verileri analiz edilerek anlık çıkartılan yeşil, gri, kırmızı skorlaması vardır. Ve eğer şüpheli olabileceği düşünülen bir işlem varsa gri alanda tutulur ve üye işleriyle mutlaka teyitleşilir o işlem özelinde. Eğer zaten herhangi bir şüphe yoksa yeşildir ve direkt olarak işlem geçer. Kırmızıysa zaten o işlem direkt redde düşer. Komisyonlar çok soruluyor. Ben de diyorum ki ilk başta komisyon sormamak lazım. Güvenilir bir ödeme kuruluşu olması önemli. Komisyonlar neye, ama sormam da gerekiyor. Komisyonlar neye göre değişiyor Sine? Komisyonların aslında birçok bakılan parametresi var. Yani aşağı yukarı 7-8 farklı parametreye bakılıyor komisyon ücretlendirmesi yapılırken. Bunlardan biri tabii ki işlem hacmi olabilir, üye iş yerine... Yani günde 1000 lira satış yapanla 100 bin satış yapan arasında illaki bir komisyon farkı olacak. Tabii ki orada bir komisyon farkı oluyor hacime dayalı hacim. Olarak oluyor. Ama sadece hacim değil oradaki kriter açıkçası. İşte debit kartı mı, kredi kartı mı, hangi banka kartları, hangi taksit oranları, mesela bazı üye iş yerleri oluyor. Ya benim müşterimin alışkanlığı genel olarak 3 taksitli işlem. Yani bana tek çekimde oranı istersen %100 ver ama benim 3 taksitli oranım iyi olmalı diyor. Orada o müşteri özelinde 3 taksiti daha fazla avantajlandırarak çalışmalar yapılıyor gibi. Aslında biraz hem üye iş yerinin talebi hem gerçekleşen işlemler ve veya gerçekleşebilecek alınan işlem özetleriyle alakalı olarak oradaki değişiklikler yapılıyor. Yani müşteri özelinde siz konuşuyorsunuz aslında. Aynen, her müşteri özelinde değişkenlik gösterebiliyor komisyon oranları. Şimdi şey de sorayım, deminden beri konuşuyoruz, yurt dışında ürün satışı inanılmaz derecede arttı. Orada destek olabiliyor musunuz, ne yapıyorsunuz yurt dışında ürün satışıyla alakalı? Evet, aslında orada hani web sitesi Digimax konuşurken bir yandan arka planda yaptığımız projelerden bahsetmek gelmişti benim de aklıma. Ama şöyle bir dikkat etmeleri gereken husus var aslında. Web sitesinin yabancı dilde hazırlanması, yabancı para biriminde fiyatlandırmayı gösterebilmesi çok önemli. Ama o ödemeyi sizin o gösterdiğiniz döviz cinsinde tahsil edebilmeniz de çok önemli. Çok önemli. Bir ödeme kuruluşunun ki bunu aslında çoğu ödeme kuruluşu şu an desteklemiyor yurt dışından para kabul etmeyi. Bir o döviz cinsinde tahsil edebilmesi lazım üye iş yerinin. İkincisi de yabancı kartlarla geçen işlemlerin başarı oranı çok önem arz ediyor. Yani oradaki teknik stabilite çok önemli. Burada mutlaka dikkatli olması gerekiyor. Özellikle yurt dışındaki bir müşteriyi ilk satışta eğer ödeme aşamasında veya başka bir aşamada kaybederseniz o adamın tekrar ikinciye size gelmesini sağlamak yurt içindeki bir adamın getirmekten çok daha zor. Bir kere kaybettiğinizde tutunduramadığınızda daha doğrusu o müşteriyi bir daha sonsuza dek elveda demek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden ödeme adımında tıkanmaması, yani o müşteriyi başarılı bir şekilde ödemesini tamamlatmak çok önemli bir husus. İSKO'da da bununla alakalı çok para birimini destekleyen zaten hem modüllerimiz mevcut hem de oradaki başarı oranımız oldukça yüksek yabancı kartlardaki. Türkiye'de herhalde tek sizsiniz, bunu da söylemek istiyorum. Abonelik modeli. Ben de zamanında sizden o konuyla alakalı destek aldım. Yani biliyorsunuz Netflix gibi abonelik modeline kalsın. İşte bir üyelik modülünüz var. Bir şey satıyorsunuz ya da bir hizmet veriyorsunuz. Adam size üye oluyor. Aylık her ay o X TL'yi çekiyor. Şimdi bunu sağlayan bir ödeme kuruluşu yok. Bir tek benim bildiğim EasyCo var. Abonelik modeli dünyada inanılmaz bir trend. Türkiye'de de yani yavaş yavaş önemi anlaşılıyor. Yani mesela şeyler var. Erkekler için birkaç tane denk geldi. Mesela tıraş köpüğü, çorap bilmem ne. Yani kullan at şeklinde. Her ay adama parfüm, deodorant geliyor. İşte çok da değerli ve çok da güzel bir şey çünkü benim için yani satıcı için her ay adam izlemiş, izlememiş, almış, yani alıyor adam şeyi ve para tık 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 geliyor. Abonelik modeliyle alakalı nasıl bir şey var? Evet. O da biraz
Yani dediğin gibi gerçekten son dönemde aşırı trendde olan bir şey bu da. Çünkü aslında insanlar, evet bir yandan hız dünyasının içerisindeyiz ama bir yandan da kimsenin vakti yok aslında. Aynen. Düzenli olarak tükettiğiniz ürünlerin mutlaka aslında bir yerde kaydını oluşturup şu periyotlarda bana gönder deme ihtiyacı hissediyoruz hepimiz son kullanıcı olarak. Haliyle üye iş yerleri de düzenli olarak kendi satışlarını garanti altına almış oluyor. Ve orada değişkenlik gösterebiliyor periyotlar biliyorsunuz. Yani ben diyorum ki işte tıraş köpüğümü ayda bir gönder. Siz diyorsunuz ki 3 ayda bir gönder. Tüketim sıklığına göre değişebiliyor bunlar. Ben hiç demiyorum artık. Kurumsaldan sonra artık yani. Ben de bıraktım artık. O yüzden oradaki tüketim sıklığına göre aslında üye iş yerinin hangi tüketiciden ne kadar sıklıkla hangi tutarda bir ödeme çekileceğini set edebiliyor olması, ayarlayabiliyor olması çok gerekiyor. Çok ve bunu sağlayan bir abonelik modelimiz de mevcut. Bizim kendi üye iş yeri panelinden bir müşteri kayıt olduktan sonra İZKO'ya, müşteri paneline girdikten sonra panelden alıp kullanabiliyor abonelik modelini. Şeyler var, özellikle kadınlar çok orada aktif. Yurt dışında zaten milyar dolarlık bir endüstri de kutu ekonomisi. Yani kutuyla her ay size bir şey gönderiyor. Kitap gönderiyor çocuğunuz için, bir şey gönderiyor, güzellik malzemesi gönderiyor ve her ay onu çekecek bir sistem lazım. Aklınız olsun. İZKO bunu yapıyor. Yani onu söyleyeyim. Bir de son şeyi de söyleyeyim. Ondan sonra da ödül töreninde geçelim. Teachmax'ta sizin bir bugün özel bir şey veriyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bugün komisyon. Evet. Özel bir şey veriyor olacağız biz de. Ben ilgilenenler dışarıda beni bulabilirse, bir de satış ekibimizden Hüseyin Çavuşoğlu arkadaşımız bugün aramızda. Hüseyin hemen öne geçti. İkimiz konuyla alakalı. Destek oluyor olacağız. Catwalk'a beni attı. Arkadan gizli saklı koştu. Süper. O zaman Teachmax'ta çalışanlara özel komisyon. Aynen. Bugün burada olan Teachmax'lara özel komisyon oranlarımız mevcut olacak. Bize mutlaka ulaşın ve bu etkinliğe katıldığınızı belirtirsiniz. Seve seve yardımcı olun. Zaten siz de bu akşam burada kalıyorsunuz. O yüzden de bol bol. Demek ki lobide hepimiz beraber oturacağız. Çaylar, kahveler içilecek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. Başlayalım. Sonra da yarışmamızı yapalım. Sonra da ne yapalım? Şimdi memnuniyet şeyini söyleyeyim ben size. Müşteri bağlılığı ödülü. Efendim biz bu ödülleri bu sene yapıyoruz. Müşteri bağlılığı ödülünü almak için Beyoğlu Giyim.com.tr'nin kurucusu sevgili Ömer Kopan'ı sahneye alkışlarla davet edelim efendim. Şurada verirsiniz ödülü. Hem bir fotoğraf çekilecek. Sizin de uyarmanız gereken bir şey varsa fotoğrafla ilgili lütfen söyleyiniz. Kamera orada efendim. Efendim bir şey söylemek isterseniz şöyle vereyim, adettendir tekrardan. İyi akşamlar diliyorum. Teachmax'a da bu ödülü layık gördüğü için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz ayrıca fiziki mağaza işletmecinin yanında e-ticaretleri varız. Ve doğru bir partnerle çalıştığımızın kanaatindeyiz. Nerede dükkanınız burada? Burada yakın bize. Yakınsınız. Beyoğlu Giyim İstanbul'u andırıyor. Beyoğlu Giyim diye Beyoğlu Giyim. Biz genelde tedarikçilerin İstanbul ama bizim mazimiz de İstanbul. Ha o yüzden. Yani, 82 yılından beri Kayseri'deyiz. Ha Kayseri. Evet. Çok da akılda kalıcı bir şey. Beyoğlu Giyim.com.tr. Evet. Nice 10 yıllar diyelim. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Ağzını sağlık, ayağını sağlık. Sağ olun. Şimdi bu Kral Team ödülleri var efendim. Şimdi efendim Tarkan'ı çağırıyoruz. Tarkan yok mu? Menajere gelecek. Ben şimdi ilk üçü açıklayacağız. En yüksek jüri yapan 3 firma. Üçüncü firmayı çağıralım. Alberto Sego firması adına sevgili Emre Çelik. Buyurunuz efendim. Alkışlar yok mu? Öncelikle teşekkür ederim. Bizi iyi ağırladınız. Estağfurullah. Başımızın tanrısınız. Platformda ilk kez konuşma yaptığımdan dolayı biraz heyecanlıyım ama ben de yazılımcıyım. Normalde babamın şirketi bu. Evet. Ne kadar güzel.
Ticimex'in yani normalde bir e-ticaret platformunda satın aldığınızda iki tarafında karşılıklı hem iyi ilişkilerin olması lazım. Evet. Site içi SEO optimizasyonu konusunda ben analiz yaptığımda Ticimex gayet başarılı bir firma. Geri kalan dış SEO'suna da kullanıcı olarak bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu combo olunca ister istemez böyle evet. Güzel sonuçlar çıkıyor. Süper. Yeni bir firma olmanıza rağmen gayet güzel gidiyor. İyi ki de daha önce başka ticaret firmalarıyla çalıştık ama burası gerçekten çok farklı. Harika. Özellikle kodlama ekibine buradan çok teşekkür ediyorum ve bizi buraya davet eden bütün kişilere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tebrik ediyoruz tekrardan. Sağ olun. Evet, ikinci ödülü en yüksek ciro e-ticaret Anadolu ödüllerinde efendim vitmadoğalgıda.com Ömer Faruk Bey yoklar ama onun adına sevgili Kıymet Dağ Kılıç'ı alkışlarla davet etmek istiyorum. Önümüzde Kıymet Dağ Kılıç'a buyurun efendim. Evet, Kıymet Hanım bir görüşmenizi alalım. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Bitmada yönetici asistanıyım. Aynı zamanda işletme müdürüyüm. Firmam adına ben alıyorum ödülü. Çok teşekkür ederiz. Birlikte nice başarıları diliyoruz. Sizlerle çalışmaktan çok mutluyuz. Teşekkürler. Ayağını sağlıklar. Çok teşekkürler. Tamam. Evet. Ve efendim gecenin birincisi ya da en yüksek ciro yapan e-ticaret sitesi şentürk.dtm.com sevgili Yunus Şentürk alkışlarla ödülü almak için buyurunuz efendim. Beni de aşağı deyince demek Yunus Bey de dükkan ne kadar güzel. Evet. Yunus Bey, şöyle gelip size de buyurunuz, kamera sizde. Cüneyt'in iyi akşamlar. Siz her ne kadar beyaz eşya alan var mı diye sorttunuz ama evet. Varmış. Sitemize bekleriz. Evet, inşallah. Vallahi abi birinci oldular yani. En yüksek cümle. Herkes alıyor demek yani. Bu organizasyon için size de değerli Ticimax ve ekibine de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ekibim adına ve ortağım kardeşim adına alıyorum bu ödülü. Çok sağ olun. Mağaza var. Üç şubemiz var. Üç şube. Hemen orada ev yanında merkezimiz var ve ilçelerde mağazalarımız var. Ama online satış yapıyoruz. Aynı zamanda da online olarak Türkiye'ye hizmet vermekteyiz. Bravo, süper vizyon. Mağazam var deyip bırakmamış. Üç tane mağazası var ama online satıyor. Çatı çatı da birinci oluyor. Artık teşekkür ederiz. Mecburen e-ticareti de her sektörün, her firmanın olması gerekiyor. Doğru. Biz de olalım dedik. İyi yaparız. Yıllarca da değişik e-ticaret firmalarıyla çalıştık ama Ticimax ve özellikle destek ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. İstanbul'a artık iletirsiniz. Gözleri yaşarılıyor. Efendim çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Güzel olsun. Tekrar. Sağ olun. Vallahi böyle başarılı hikayeleri bizi çok mutlu ediyor. Ne güzel. Şimdi yarışmaya hazır mıyız? Kavga, dövüş, kan, ter, gözyaşı. Yalnız yarışmadan önce bir sürçülisan etsek affola. Ekranda gördüğünüz QR kodu cep telefonunuzdan okutursanız efendim, biz her etkinlikte ambiyans, ikra, etkinlik, giriş, çıkış, puan rica ediyoruz ki o puanlardan sonra biz de diyoruz ki aa bak Ankara'da güzel puan almışız. Şükür hep iyi aldık ama yine de bize bir puan memnuniyet anketi diye adlandıralım. Bu puanlar sayesinde kendimizde neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık. 1 ile 10 arası puan vermemizi rica edeceğiz. 10 çok iyi, 1 çok kötü gibi. Bize bir puan verirseniz ben de yarışmaya geçeceğim. Ondan sonra da çayımız da yeni demlendi bu arada. Bak güzel haber. Çayımızı içeceğiz, kahvemizi içeceğiz. Öpüşeceğiz, ayrılacağız. Puanlar verildi mi? Masadan dolayı verin. Okunmuyor mu? Ha, o zaman teşekkür ederim yayınız için. Ama her şey gitti. Yok. Şimdi o gelir. Teşekkür ederim. Şimdi evet. Teknik ekip orada mı arkadaşlar? Ha geldi.
Teşekkür ederim uyarınız için. Zaten yarışma için de açacaktık burayı. Verdiyseniz yarışmamıza başlayalım. Bakalım. Çok özür dilerim. Birazcık daha çekebilir misiniz? Abi kalk buradan. Şimdi çekemeyeceğim. Sen şuraya geç. Sana zahmet. Genç adamsın sen. 20 yaşındasın. Şimdi benim onu çekmem, etmem falan. Evet. Yarışmaya başlayalım mı? Evet. Önceden kahotla alakalı hiç yarışan oldu mu efendim? Kahot yarışması. Evet. İlk defa mı diyeceğim? O zaman... Bakalım nasıl olacak? Ekranda gördüğünüz kodu girmenizi rica edeceğim ama bir saniye çok özür diliyorum. Sıkıntı olmaması için. Emine Altan gir. O, aha. Görüyorum. Herkes giriyor. Nereden görüyorsunuz ekranı? Şey, QR okutsanız. Tamam. Evet, ekranda gördüğünüz kahoot.it girerseniz ekranda gördüğünüz pin numarası 723'te başlayan, genelde insanlar isim girerse daha iyi oluyor ama böyle deli yürek, minik kuş, geçen İngilizce bir isim girdiler, garip bir isim. Sonra dedim ki bu ne, star dediler. Aman gördüğünüz sebebi böyle isimler falan girmeyin. Murat Erdoğan girdi geçen gün birisi. Ya ben dedim buradayım abi, niye beni giriyorsun falan. Torpilli mi diyorlar? Ya ne torpilli abi, buradayım işte. Selami, Kayseri Online. Bu arada bir telefon, Hakan Bey bir... Burada mı Hakan Topuzoğlu? He? Gitti mi? Online sertifika.com.tr'den %50 indirimli sertifika verelim demiş. Verelim, 1,5 kişiye de hediye olarak verelim. Online sertifika.com.tr'den. Beyoğlu. Selam. Çok güzel. Selam. Yaren İko. Yaren İko. NTD. Harry. Sevo. Sevo diyor böyle. Değişik isimler. Evet. Parlayan Yıldız. Hacer. The Media Hayri. Sanırsanız Acun Medya. The Media Hayri. Peki. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Başlayalım. Şu... Şey görüyorsunuz değil mi? Fena değil. Şuradan. Hadi o zaman başlıyorum o zaman. İlk soru puansız deneme, sıkıntı yok. Sadece bir el alışkanlığımızı görelim. Hızlı olmak dedi bu arada, çok önemli. Doğru cevap yanı sıra hızlı olmaktı. Van deyince aklınıza hangi hayvan geliyor? Ekrana şimdi gelecek. Ayı ise kırmızıyı işaretliyorsunuz. Kedi ise mavi. Kanguru ise yeşil. Köpek geliyorsa aklınıza sarı. Van deyince aklınıza ne geliyor? Van. İlk soru böyle denemen kolay oluyor ki bir görelim bakalım ne oluyor. Arkadan bir... niye 3 cevap verdi? Süre doldu. 20 saniye abi. Uğurlama geç açıldı. Ha, okay. Kanguru diyenler var buna genelde. Geçen İzmir'de 19 kişi kanguru dedi. Abi kafalar iyi. 19 kişi kanguru var mı Türkiye'de? Van'ı geçtim. Evet. Emine Hanım bir numara. Demek ki hızlıymış Emine Hanım. Evet, başladık. Aşağıdakilerden hangisi e-ticarete uyum endeksi ilk 5 il arasında yer almaz? İstanbul, Kayseri, Ankara, Çorum. E-ticarete uyum endeksi arasında olan ilk 5 il arasında yer almaz. Ankara, İstanbul, Çorum, Kayseri. Kayseri hatta ikinci dedik yani. Kayseri'de ödemezsiniz herhalde. Ayıp olur artık.
Evet, Çorum dediniz ve yarışmayı kaybettiniz. Ankara'ydı efendim. Ya Çorum deyince hep Çorum, hep Çorum. Ya yazık değil mi Çorum'un? Ne suçu var kardeşim? Rama, kim Rama'ysa bravo biliyor. İlk bir... İkinci soru. Türkiye'de kaç işletme e-ticaret yapmaktadır? 259, 359, 459, 559 bin civarı. Bunlar hep Ticaret Bakanlığı'nın o istatistiklerinden çıkıyor. E-ticaret Gov.tr'ye girin, çok güzel raporlar var. Türkiye'de kaç işletme e-ticaret yapmaktadır? Bakalım ne cevap vereceksiniz? Evet, doğru cevap 559 binde 30 kişi bilmiş. Bir gülen suratlar var. İyi mi e-ticaret var? Billurlar, aile çekme geldiniz efendim. Karı koca çocuklar şeklinde mi? Rama önde yani. Rama da Rambo gibi, ne o ya? Evet, üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi e-ticaret hacminde en yüksek paya sahip ilk 5 sektör arasında yer almaz? Beyaz eşya, küçük ev aletleri, yemek, elektronik, giyim, ayakkabı, aksesuar. İlk 5 arasında yer almaz. Bu sektörlerden hangisi? Yani işte beyaz eşya, küçük ev aletleri olmaz zaten. Hani bunu, değil mi? Ciro olarak en büyük hatta, açık ara. Elektronik mi? Giyim, ayakkabı, aksesuar mı? Yemek mi? Ya o... Abi 31 kişi şey demiş ya, beyaz eşya, küçük ev en açık ara, en büyük o ya. Doğru cevap yemekti. Oo, iyi mi? Dedi, geldi. Ama bir puan, arkasından koca mı geldi? Karı koca gibi, koca. Ses Pirki, Ömer Halit, İdralis biz. Abi niye biliyoruz o işte? Hasan Masan, Hatice, Emine varken İdralis. Dördüncü soru. 2023 yılında pazar yerlerinde en fazla alışveriş hacminin olduğu gün. Babalar günü, anneler günü, sevgililer günü, öğretmenler günü. Geçen sene en fazla e-ticaret hacminin olduğu gün. Pazar yerlerinde. Analar günü, babalar günü, sevgililer günü, öğretmenler günü. Bakalım. Burada çok şey değişir. Evet, öğretmenler günü. 9 kişi de hocam vardı. Ya, o kadar kolay soru. Kim ne demişsiniz? Herkes sevgililere. Doğru. Herkes sevgilisine. Ana baba hikaye. Herkes sevgilisine alıyor. Haklısınız ama hop, idrak biz Rama iyi mi? Çok inanılmaz bir şey var ya. İsimler çok acayip. Bakalım kimler gelecek saniye. Son soru. Geçen sene e-ticaret harcamaları en çok hangi saat aralığında gerçekleşmiş? Hangi saat aralığı? Sabah 8-10 arası, 12-14 arası, 14-18 arası, 18 sonrası. En çok e-ticaret hacminin olduğu aramızda anne babalar varsa onlar en doğru cevap verecektir. Hadi bu ipucunu vereyim. Evde geliyoruz, kafamızı dinliyoruz. Ondan sonra akşam işte anlam işte. Bravo, 47. Bir kişi sabah demiş. Bakalım ilk üç kim olmuş efendim? 3 numara koca. Karı koca gibi. Koca. İyi mi e-ticaret? 1 numarada idraliyiz biz. Peki. 4 demiş de bakayım kimmiş? Emine Altan 4. 5'te ses 1-2. İdraliyiz biz. Kim efendim? Buyurunuz. Saniye alalım sizi. Bir herkes görsün efendim sizi. Firma isimimiz idraliyiz biz. Evet. Ha, ben de idral vereyim size. Özel bir defter getirdim efendim. İyi mi e-ticaret kim efendim? Gelin verin hediyenizi. Buyurun hem de görsün. Öyle isimleri yazarken güzel. Görsünler siz kimsiniz efendim. İyi mi e-ticaret ne demek? Yani bir markanız mı var yoksa? İyi mi e-ticaret? Süper. Musa Bey yazarsınız beni anlarsınız. Bu akşamki ambiyansı şey yaparsınız. Efendim çok teşekkür ederiz. Birinci oldunuz. Bravo. Koca kim? Karı koca gibi. Siz... Soyad da alayım Ömer Hocam. Hocam siz de bulmuşken bir oluşumunuz var Etsiyat. Değil mi? Evet. Ne yapıyorsunuz? Onu da hani Kayseri'deki dostlarımız da duysunlar, bilmeyenler varsa. Tamam. Kayseri'de kurulu bir derneğimiz var. Evet, çok değerli. E-Ticaret ve İhracat İş İnsanları Derneği. Evet. Aslında yapmak istediğimiz şey Kayseri'de e-ticaret yapmak isteyen, e-ticaret yapan, ihracat yapmak isteyen kişileri
bir araya getirmek, bir etkileşim sağlamak, bununla ilgili de yakında bir ihracat okulu açıyoruz. Ne kadar güzel. Sertifikalı bir okul olacak. Canlı hesaplar üzerinden çalışmalar gerçekleştireceğiz. Dernek binamız Donat Plaza'da. Etsiyat arkadaşlar. Ücretsiz işte eğitimlerimiz olabiliyor, seminerlerimiz olabiliyor. Takip edebilirsiniz. Nereden sizi takip edecekler? Tüm Etsiyat'ta Instagram hesabımız var. Tamam. Yani. Bence güzel bir şey. Ya bence değil, çok güzel bir şey. Kayseri'de böyle bir imkan var. Bilmeyenler varsa lütfen Ömer Hocam'a ulaşsınlar. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de çok bütün dostlarınızı çağırdınız, getirdiniz. Sağ olun, var olun. Etsiyat'a bakınız efendim. Evet. Tam... Mikrofonda olup tekrar... Ne? Etsiyat'ın web sayfası mı? Evet. Buyurunuz efendim. İsmimiz Etsiyat. Uluslararası Ticaret ve İhracat İş İnsanları Derneği. Et, bildiğimiz et hani. Evet. Siyat da Samsun, İstanbul, Adana, Diyarbakır, İyat. Instagram hesabımız tüm Etsiyat. Burada duyurularımızı takip edebilirsiniz. Yakında bahsettiğim gibi bir e-ihracat okulu açacağız. Burada sınırlı sayıda bir öğrenci alıyor olacağız. Yaklaşık bir buçuk aylık sürecek bir program. Bazı hocalarımız yurt dışından geliyor. Okul sonrasında garantili bir şekilde ihracat, yani e-ihracat yaptırıyor olacağız. Canlı paneller göstereceğiz. Panellerde yine aynı şekilde Amazon hesapları, Etsy hesapları, eBay hesapları, Ozon hesapları, birden çok hesabın aynı anda açılışını gerçekleştiriyor olacağız. Bu şekilde İsteyenler, size telefon başlıyorum. Numaramı paylaşabilirim. Telefon paylaşsın mı? Haydi bakalım. 555 564. Bu da torpilin numara. 564 0038 0038 555 564 0038 Ömer Koca. Dernek hakkında bilgi almak isteyenler yazabilir. Etkinliğimize davet edebilirsiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Efendim sözümüzü tuttuk. Saat şu an tam 21.00. Geçen sene de bu zamanlarda gelmiştik. Bu sene de buradayız. Bizi yalnız bırakmadınız. Çok çok teşekkür ederiz. Seneye de tekrardan görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar efendim. Sağ olun. Abi.